arkadaşlarımıza söz vereceğiz. Ve bu mağduriyetlerden çarpıcı kesitler sunulacak. Ama bizim gördüğümüz kamu görevinden atılmakla kalmayıp özel sektörde de çalışmasının önüne geçilen, daha sonra bir iş yeri açtığı zaman o bölgenin belediyesi tarafından iş yerinin açılmasına bile engel olunan, bir sosyal yardım alma girişiminde bulunduğu zaman KHK'lı olduğu için engelli şahısların, engelli ailelerin kesilmesine kadar varan, sosyal yardımlaşma ödenekleri kesilen, yine bankacılık işlemlerinde bile hesap açması, kredi kartı alması, kredi alması gibi işlemlerde engele uğrayan bir topluluktan bahsediyoruz ki biz bunları hep belgeliyoruz. En son Berat Albayrak'a sorduğumuz zaman bankalar niye bu işlemleri yapıyor? Niye mesela yurt dışından bir KHK'lıya para gönderildiği zaman banka niye kişiye bu parayı ödemiyor? Yani akıl almaz işler nasıl oluyor diye sorduğumuzda bize tek bir linkle, tek bir cümleyle cevap verdiler. O soğuk, beton gibi devlet anlayışıyla bir cümlelik bir cevap vardı orada. Yapılanlar mevzuata uygundur. İnsanların kahrından kanser olduğu, intihar ettiği, çeşitli hastalıklara yakalandığı ve buna rağmen 3,5 yıl boyunca kesinlikle yurt dışına çıkışının yasaklandığı bir hukuka aykırı KHK rejiminden bahsediyoruz. Yurt dışına çıkışı yasaklandığı için hayatını kaybeden veyahut da tedavisini olamayan insanlardan bahsediyoruz. Bilimsel çalışmalarını sürdüremeyen insanlardan bahsediyoruz. Bütün bunlarla kalınmadıktan sonra cezaevlerine atılan, adil olmayan yargılamalarla hayatı cehenneme çevrilen insanlardan bahsediyoruz ve bütün bunların aslında 20. yüzyıldaki bir Nazi Almanyası'ndan farksız, 21. yüzyıldaki bir Türkiye'deki bir soykırım olduğunu da net bir şekilde söylüyoruz. Nasıl böyle söylüyorsunuz diyeceksiniz. İşte bunu tüm belgelerini bugün raporumuzda açıklayacağız. Bakın tüm tek tek her söylediğimizin belgesiyle, bilgisiyle, bulgusuyla tarihe not düşecek şekilde biz bunu açıklayacağız arkadaşlar. OHAL döneminde çok ağır bir tablo yaşandı. Belki toplum sessiz sedasız biten hayatları, yıkılan aileleri görmedi. Gerektiği gibi görmedi gerçekten ve topluma da çok çok önemli eleştirilerimiz var. Çünkü biz burada 3 yıldır önemli bir felaket tablosunu resmediyoruz tüm ulusal ve uluslararası arenaya ama 3 maymunu oynayan bir toplum da var maalesef. Fakat biz daha işte geçtiğimiz haftalarda yurt dışına çıkmak için kendini yırtıp paralayan Profesör Doktor Haluk Savaş'ın şifaya ulaşamayıp bu dünyadan ayrıldığını gördük. Cenazesine gittik ve kahrolduk. Türkiye'nin en önemli, en değerli psikiyatristi hayatını kaybediyordu. Makalelerine 5000 makaleden atıf alan muhteşem bir profesörümüz KHK zulmü ile kendi çalıştığı üniversitesinde hastanenin koridorlarında her şeyi yapın da bunu yapmayın dediği kelepçeli dolaştırmayı da vahşice yaptırarak kahrettikleri bir profesör sonunda kanserden genç yaşta hayatını kaybediyordu. Daha bitmedi. 80'lere varan bir intihar oranı. Hamile çocuklu annelerin cezaevlerindeki büyük dramları. Anlatmakla bitmez. Daha dün cezaevinden çıkan, cezaevinde hem OHAL KHK zulmü hem cezaevindeki yaşadığı zulümler, adil olmayan yargılanmalar sonucu yıllarca cezaevinde kalmasından dolayı kansere yakalanan Fatih Terzioğlu'yla konuştum. Kendisi bana, hocam benim dramımı geçin, cezaevinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ağır dramları var biliyor musunuz dedi. En ağır dramları var. Ve kimsenin bundan haberi yok.
derdini bile söylemeyen insanlar var. Derdini anlatamayan, bir kuyunun dibine düşmüş, perişan olmuş binlerce insan var hocam dedi. Bırakın beni geçin, ben kanser oldum. Evet, beni kahrettiler, mahvettiler gencecik yaşta. Kanser oldum ama Türkiye cezaevleri, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ağır halini yaşıyor. Bakın biz size intiharlardan bahsediyoruz. Daha dün ismini ve ilini bile veremedim. Çünkü daha çocuklarına söyleyememişlerdi. Bir KHK'lı öğretmen daha intihar etmişti. Hayatı bir insanın nasıl perişan edilirin örneğini anlattı bana. Mesai arkadaşı telefonda kahroldum dinlerken. Hoca, işini kaybettikten sonra belinde platin olmasına rağmen işimi istiyorum eylemlerine katılmış. Ve polis tarafından darp edilince hepten beli sakatlanmış, iyice işsiz kalmış, çalışamamış. Bu sefer çocuk eşiyle arası bozulmuş, eşiyle boşanmış, hepten işsiz kalmış. Evde yapayalnız, depresyon ilaçları ve bir gün videoyu çekmiş, videoda lanet olsun bu KHK düzenine, ben bu dünyadan ayrılıyorum, elveda diyerek Facebook'a bir video atıyor ve elindeki tüm ilaçları geçtiğimiz gün içti. Arkadaşları Facebook'taki bu videoyu görünce telaşla, son hızla eve koşturdular. Evin kapısını zorla açtılar ve KHK'lı öğretmen yerde baygın bir şekilde yatıyordu. Alelacele onu hastaneye yoğun bakıma yetiştirdiler. Son anda kurtuldu. Şu an biraz daha iyiye gidiyor. Ama işte bu bizim raporumuzun açıklanmasından önceki en son KHK dramı olarak notlarımız arasında kaydedildi. Allah korusun, o hocanın bir daha intihara teşebbüs edip etmeyeceği belli değil. Çünkü biz önceki intihar vakalarında hep birinci kez teşebbüs edip başaramayan ve sonrakilerde başaran vakaları biliyoruz. Camide sabaha kadar durup sonunda minbere kendini asan KHK'lı eski askerleri biliyoruz. Kahraman diye sağda solda çarpıştırılıp daha sonra terörist vatan haini diye aç kurtların, aslanların ortasına arenaya atılan, toplum tarafından parçalatılan insanların dramını biliyoruz. Ve bunları çok iyi bildiğimiz halde bunları Türkiye tarihine bir önemli rapor olarak geçirmek istiyoruz. Geçirmek zorundaydık ve bunu yapıyoruz. Yarın öbür gün bugünkü zulmü yapanlar çok iyi biliyoruz ki o yüzsüzlükleriyle dönüp bize diyecekler ki dün ne oldu ki? Neden şikayet ediyorsunuz? Hiçbir şey olmadı. Her şey mevzuata uygundu diyecekler. Ama biz bunun böyle olmadığını bugün bilimsel çalışmalarla ispat ettik ve bu sözü onlara söyletmeyeceğiz arkadaşlar. İşte bunun için çok ciddi, çok önemli çalışmalarla hocamız önemli bir çalışma ortaya koydu. Raporumuz aslında toplumda çok önemli bir depremin yaşandığını gösteriyor. Toplumun farklı kesitlerinde çok önemli sosyolojik sarsıntıların ve depremlerin olduğunu görüyoruz. Onları ayrıntısıyla hocam açıklayacak. Muhafazakar camiadaki dine, dindara, muhafazakarlığa bakıştaki şaşkınlıklar ve depremleri görüyoruz. İnsanların bu kadar zorbalığa rağmen özgürlüğe, insan haklarına doğru koşmalarını görüyoruz. Evet, çok kötü günler yaşıyoruz ama raporumuzda öyle bulgular var ki bir musibet bin nasihattan evladır sözünü doğrulayacak. Toplumun bir başkasının acısını hissetmezken kendisi bunu yaşadıktan sonra nasıl büyük şoklar yaşadığı ve insan hakları konusunda nasıl bilinç evrimi yaşadığını gösteren çok önemli bulgular var. Ben sözü çok fazla uzatmayayım. Hocama bırakacağım çünkü onun anlatacağı çok şey var. Sabırla dinlemenizi isterim çünkü dediğim gibi biz bu çalışmayı ikinci yıl raporumuzu açıkladıktan hemen sonra başlattık. Uzun süre
raporumuzu derleyip toparlamaya çalıştık ki o da çok zordu. Neden? Çünkü insanlar o kadar korkutulmuş ki bir linke tıklayıp bir ankete katılmaktan korkan çok büyük bir toplum kesimiyle karşılaştık. Yani bir linke bile dokunmaktan korkan, çok korkutulmuş bir toplumla karşılaştık. Evet, buna rağmen biz çok büyük bir ciddiyetle, çok büyük bir bilimsel titizlikle bu çalışmayı yaptık. En ufak bir eksiklikte hemen ekarte ettik. Bilimsel çalışmaya katmadık bazı kişileri, bulguları, katılanları. Ve çok net, çok içimizin rahat ettiği bir rapor çıktı ortaya. Hocam ben sana sözü bırakıyorum. Değerli hocamız Bayram Erzurumluoğlu, kendisini yıllardır yakinen tanıyorum. Gerçekten çok değerli bir bilim insanıdır. Çok büyük bir bilimsel hassasiyetle yıllardır bu konularda büyük bir emek sarf ediyor. Türkiye zulüm tarihine çok net, sabit bir şekilde kaydedilecek bu raporları oluşturuyor. Kendisinin başkanlığında bilim insanlarının destekleriyle çok önemli bir rapor oluştu sonunda ve biz bunu geçtiğimiz yıllarda da dediğim gibi İngilizceye de çevirerek tüm dünyaya sunacağız. Tüm geçtiğimiz yıllarda tüm büyükelçiliklere sorduk, insan hakları kuruluşlarına. Bu sene de aynısını yapacağız. Ta ki ulusal ve uluslararası düzeyde tek bir kişi bile Türkiye'deki bu soykırımdan haberi yoktu demeyin. Çok net söylüyorum. Biz görevimizi yapacağız. Sonuna kadar yapacağız. Tüm arkadaşlarımıza yapacağız. Kimse duymadık, bilmedik, görmedik demeyecek. Buna söz veriyoruz arkadaşlar. Ve sizin de desteklerinizi, yardımlarınızı bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sözü kaybolmasın. Deseydik 2000 sayfayı bile açacaktı. Verilerin ilk yılki araştırma sonuçlarıyla karşılaştırmasını yapacak olursak ilk yıl kabaca 500 sayfalık bir rapor hazırlayabilmiştik. İkinci yıl 1000 sayfalık bir verimiz olmuştu. Şu an üçüncü yıl 2000 sayfa. Matematiksel artış mı deniyor? Matematiksel olarak aritmetiksel olarak ciddi bir artış görüyorsunuz. Her yıl ikiye katlıyor toplumsal yükler. Tabii konuya duyarsız veya ülkede yaşananlara duyarsız olanlar zannediyorlar ki sadece KHK'lılar veya o halin iktidarın sopasını yiyenler bu işten etkileniyor. Hayır, verilerimiz çerçevesinde öyle olmadığını gördük. Birazdan onu açıklayacağım ama ekranda okuyabiliyor musunuz bilmiyorum. Aslında hem KHK'lıların durumunu hem de ülkenin durumunu en iyi özetleyen bir mağdur beyanı var. Bu beyan aynen raporumuzun içerisinde, raporumuzun kopyasını aradığınızda, bu keywordlerle aradığınız zaman bu bilgileri raporda göreceksiniz, şimdiden söyleyeyim. Ben de rapordan okuyorum yani. Hemen şimdi okumaya başladım. Bu cemaati bu hükümet parlattı. Bunlar muhterem adamlardır dediler. Onları desteklediler. Ne istedikler, istedilerse verdik dediler. Vatandaş sempati duyduysa bile bu
Bunu onlar yaptı. Sonra kendilerini Allah affetti. Ama bankanın, okulun kapısından geçen vatan haini oldu. Madem tehlikeliydi, kapatsaydınız bu kurumları. Neden vatandaşa tuzak kurdunuz? Bankada 3 kuruş parası var diye insanların anasını ağlattınız. Bu onun ifadesi. Ne istedilerse verenler nerede? Nerede o bankanın, okulların kurdellerini kesenler? Nerede metiyeler dizenler? Vatandaş kandı ise siz kandırdınız. Belki sana güvendi, çocuğunu okuluna gönderdi. Belki sana güvendi, destek verdi. Sana güvendi, Türkçe olimpiyatlarını destekledi. Sonra bir gün aram bozuldu. Ho, siz de küsün dediniz. Bu insanları sen kaynaştırdın. Zınk diye ayıramazsın. Ben gerçekten para yatıranların çoğunun okullarına, çocuğun okullarına gönderenlerin, hatta tüm sempatizanların bile suçlu olduğuna inanmıyorum. Ha sonra fark ettin ki o örgütün kötü emelleri var. Rehabilite et bu halkı. Onları sen hasret ettin çünkü. Niye aileleri darmadağın ediyorsun? Niye çoluk çocuk aç bırakıyorsun? Bizler idealist bir öğretmen, babanın idealist çocukları iken, ülkemize hizmet aşkımız varken ideallerimizi bitirdiler. Artık bu bir fırsat bulsak da dışarı gitsek diyoruz. Çocuklarımızı bu ülkede büyütmek istemiyoruz. Kendi vatanımızda garip yapıldık. Haksızlığa uğradık ve haksızlık devam ediyor. Asıl suçlulara da hiçbir şey olmuyor. Aslında mağdur söyleyeceğini söylemiş. Bizim raporumuzda zaten bunu söylüyor. Her neyse, bütün bu tabloya rağmen raporda görüleni ben kısaca söylemek, özetlemek istersen. Üç alanda çok ciddi sosyal yükler, sosyal zararlar, sosyal tehlikeler var. Bir, TÜİK verileriyle karşılaştırdık. Mağdurlar ve aileler arasında Türkiye ortalamasının ölüm, kaba ölüm oranlarına göre en az 2 kat, 5 kat, 7 kat ölüm var mağdur aileler arasında. Bu bir. Yani 10-20 de diyebileceğiz ama şimdilik o kadar ileriye gitmeyelim. Ölüm oranları çok yüksek aileler arasında. 2, intihar oranları çok yüksek. TÜİK verileriyle karşılaştık. Bildiğimiz rakamlar bile 4-5 kat olduğunu söylüyor. Mağdur beyanlarına göre Türkiye ortalamasının 20-30 katı intihar oranlarının yaşandığı ortaya çıktı araştırmamız. Çünkü katılımcılar diyorlar ki ailemden intihar eden var. İsim vermemiş vesaire. Bu durumda kimin intihar ettiğini bilemiyoruz ama aileden birisi intihar ettiyse etmiştir yani. O şekilde o verileri değerlendirdiğimiz zaman Türkiye ortalamasının 20 katı, 30 katı intihar vakaları var. Raporda da bunu belirttik. TÜİK verileriyle karşılaştırarak söyledik. Boşanmalara geliyoruz. Boşanmalar da yine TÜİK verileriyle karşılaştırdık. Katılımcılar arasındaki boşanma oranıyla TÜİK verilerini karşılaştırdık. Yaklaşık 17 kat boşanma oranı çıktı. Fakat ailem dağıldı, yurdum yuvam dağıldı diyenleri TÜİK verileriyle karşılaştırdığımız zaman karşımıza 50 kat, 60 kat yuvası dağılmış insanlar çıktı Türkiye ortalamasına göre. Peki bütün bunlar tesadüf. Araştırma verilerimiz diyor ki hayır, bunlar tesadüf değil. Bunlar bilinçli olarak yapıldı zaten. Çünkü şunu gördük. O hal daha ilan edilmeden önce, hatta elindeki bir veriye göre söylüyorum, 2006'dan itibaren mesela hakimler, savcılar fişlenmeye başlamış. 2006'dan itibaren. Elimdeki verilere göre söylüyorum. O yüzden fark ediyorsanız daha darbeyi kimin yaptığı belli olmadan daha 3 saat geçmiş. 2745 tane hakim savcı yaptılar. Bu isimleri yazmaya kalsanız belki 3 gün alır yani. Bilemem hani çok hızlı yazan var mı? Ama hadi bir gün alsın. Bırakın siz onu. O fişleme raporlarının örnekleri sosyal medyada yayınlandı. Bilenler biliyordur. İşte hani
vesaire. Bütün bilgileri toplarsanız zaten yazmak bir hafta alır. Ama siz 3 saat içerisinde 2745 tane hakimi darbeci diye tespit ettiniz. Onların birçoğu, sordum soruşturdum hakimlerden, savcılardan, birçoğu tatilde. Aralarında ölmüş olanlar bile var. Ölmüş olanlar bile var yani. Tatilde, hastanede. Ama her nasılsa birisi mezardan kalkmış, gelmiş darbeye iştirak etmiş. Üstelik de birileri bunları darbe yaparken cürmü meşhur yapmış, yani suçüstü yapmış. Çünkü 2745 kişinin hatça alınması, hakim ve savcının hatça alınmasının gerekçesi oydu. Cürmü meşhur yapmışlar bile. Çünkü hakimleri, savcıları kafanıza göre hatça alamıyorsunuz. Her neyse, o detaylara girmeyin. Sözü tekrar geri döndürüyorum. İntihar oranlarının yüksek olması, boşanma oranlarının yüksek olması, ölüm oranlarının yüksek olması KHK'ları ve bu hali ilan edenlerin niyetiydi. Bu niyetleri de gizli tutmadılar zaten. Ağaç kökü yedireceğiz, açlıktan çoluk çocuklarıyla beraber öldüreceğiz dediler. Ha, bütün bu verilerin tamamı raporda da var şimdiden söyleyeyim. Ben ne söylüyorsam daha fazlası raporda var. Asla hani raporda olmayan bir şey söylemiyorum. Ben söylediğim herhangi bir kelimeyi eğer arattırırsanız rapor verilen arasında kesinlikle söylediğim sözlerin kaynaklarını, kim söylemiş, nerede söylemiş, nasıl söylemiş vesaire kaynaklarını da göreceksiniz. Bu şekilde baktığımız zaman tamamen KHK'lılar ve aileleriyle birlikte öldürülmeye çalışma niyetini gördüğümüzden dolayı KHK'lılara yaşatılanlar soykırımdır dedik. Eğer bir soykırım varsa soykırımcılar da var. Ama ben detaya girmiyorum. Ben detaya girmiyorum. Çünkü daha fazla bilgilerde gitmem. Benim açımdan tehlikeli olur. Ama sadece raporumuzu buradan ayrıldıktan sonra okumanız için sadece size başlık göstereceğim. Ekranda mı başlık göstereceğim? Bakın. Bu başlık raporun 1532 sayfası. Şey olarak 1532. Bakın. 111 tane farklı yöntemle KHK'ların ekonomisi, sosyolojisi, ailesi, sağlığı bozulmaya çalışmış. 111 tane. Hani bazılarınız bu mağduriyete uğramamışsınızdır. Mesela eğer site sahibi değilseniz kiracılarınız kovulmamıştır mesela. Ben zaten kendim kiracıyım. Nereden bulup da kiracını kovacaklar? Ama site sahiplerinin kiracılarını kovmuşlar. Eğer bir galeri sahibi değilseniz kimse sizin arabalarınızı yağmalayamaz. Ama galeriniz varsa arabaları yağmalanmışlar olur. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Yani herkesin kendi durumuna uygun hedeflemeler yapılmış ve de mağduriyetler yaratılmaya çalışılmış. Efendim iş yeri açmak girişimde bulunmadıysanız haberiniz bile olmaz. Ama açmaya kalktığınızda genellikle ne yapılmış? Kaba tabirle buyur aç demeye getirilmiş. Ama açıp o kadar masrafı yaptıktan sonra açamazsın diye başınıza dikilmişler, kapattırmışlar. Bütün bunlara baktığınız zaman her şeyin, tekrar ediyorum, planlı projeli olduğunu ortaya koyduk, çıkarttık. Ve de bütün bunları da bu petometre diye bir şeyler duymuşsunuzdur, bir işleme yöntemleri var. Araştırmalarımızda şu çıktı, petometreyi hakime de uygulamışlar, savcıya da uygulamışlar, öğretmene de uygulamışlar, efendim işte ne bileyim işçiye de uygulamışlar. Ama ilginç tarafı şu, bakın demin mağdur dedi ki, bu bankaların kurdelerini kesenler nerede? Bakın o kurdeleri kesenlere uğramamışlar. Sözü nereye getiriyorum? Sözü şuraya getiriyorum. Seçici bir hedef seçilme olmuş. Seçici. Hatta işte meydan resmen de söyleyeceğim. Benim meşhur rektörümün söyleyeyim şu mahkeme tanıklarından söylüyorum. Rökede yazmayı düşünüyorum. Mesela benim rektörümün hakkında bir itirazçı demiş ki bu adamı FETÖ seçtirdi. Ve de seçildikten sonra FETÖ imamına, il imamına telefon etti. Bakın mahkeme kayıtlarında ben şu gözlerim gördüm. Bir kopyası elimde yani o ifade. Çünkü
bir şekilde benim dosyaya gelmiş veya arkadaşımın dosyasına gelmiş. Tekrar ediyorum. Bu adam FETÖ imamına telefon etti, teşekkür telefon etti diyor. Bir doktor itirafçı olmuş. Ama biz bunu söylediğimiz zaman bizi hiç kimse kale almadı. Hale ve kale de almıyorlar. Çünkü ben bunu gördüysem savcı da gördü. Anlıyorsunuz değil mi? Hakim de gördü. Ben sıradan bir insanım. Ama o adamın laflarıyla 120-130 kişiyi FETÖ'cü yaptılar. Fakat o hala kahraman kahraman dolaşıyor. Ama şimdilik diyeceğiz. Çünkü memleket hukuk geldiği zaman inşallah bu işlenen bunca iftiranın, zulmün, haksızlığın hukuki bir bedeli olmalı. İnşallah o günlerin gelmesini de heyecanla bekliyoruz. Ama diğer taraftan şunu da söylemiş olayım. Artık KHK'lılara yapılan, sadece KHK'lılar değil, ailelerine yapan, çoluklarıyla çocuklarıyla beraber, FETÖ-metrenin kopyasını da koyduk, şey raporun içerisinde var haberiniz olsun. Hani biz casus teşkilatı değil, neticede bunlar sosyal medyada yayınlanmış veriler. Şimdi ben söyleyeyim yani, hani gidip de askeriyeden şuradan buradan biz bunların kopyasını almadık. Mesela Nedim Şener kendi kitabında yayınlanmış. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Hani biz açık kaynaklarla yaptık araştırmamızı. Mağdurlarla birebir, diğer verilerimizi açık kaynaklardan topladık. Yani casusluk teşkilatıyız, biz bir bilim heyetiyiz. Hani veya hukuka, hakka hukuka saygılı insanlarız. FETÖ-metrenin şeylerini, kriterlerini şöyle bakarsanız, çoluğunuzun, çocuğunuzun hedeflendiğini görürsünüz. Kardeşinizden dolayı sizin mağdur edildiğiniz. Ama bak bir örnek söyleyeyim, isim vermeyeceğim bu sebebi. Birilerinin kardeşi büyükelçi yapılırken, hatta raporda söylüyorum isim de vermedik çünkü hakikaten şuna buna girer diye. Bankasında çalışan birileri SPK'ya işte başkan yapılırken, Merkez Bankası insan hakları, neydi insan hakları, pardon insan hakları, insan kaynakları genel müdürü yapılırken, bankanın önünden geçenler terörist oldu. O adamlar kahraman. Sözü şuraya getiriyoruz. KHK'lar gerçekten hukuksuz. Gerçekten haksız. Gerçekten ilkesi yok. O yüzden raporumuzun en başa geri döneyim nasıl dönerdiğini bilmiyorum ama mottosu şu oldu. Hep beraber görelim. Derliyorum. Hep beraber okuyalım. Bakın. Hiçbir şey hukuksuz değildi. Çünkü artık hukuk yoktu. Hakikaten öyle. Hukuk olsa bankası eğer suçluysa kurdeleyi kesenin değerlendirmesi lazımdı. Üstelik bir şey daha söyleyeyim. Raporda var. Bankasının tam 1.600.000 mudisi varmış. Raporda var veriler şimdiden size koydum yani. 1.600.000 mudisi var. Yargılananlar kaç kişi? 60.000 kişi. Nereye gitti bu 1.540.000 kişi? Sözü şuraya getiriyorum. Aslında ortada bilinçli bir hedefleme var. Peki bu 5 benzemez, 10 benzemez kendi aramıza geldiğimiz zaman konuşuyoruz. Kimimiz sosyalist, kimimiz işte kabatabire faşist, kimimiz sağcı, kimimiz solcu, kimimiz Alevi, kimimiz Sünni, kimimiz liberal, kimimiz neyse işte bilmem radikal. Peki bizi bu ortak kimlikte hedef seçtiren neydi diye baktığımız zaman bizim bir tek ortak özelliğimiz var. Birilerinin ideolojisine muhalif olmamız veya yaptıklarını bizim üzerimizden yapmak istediklerine alet olmamamız. Bir tek sebep bu. Sırf bu gerekçeyle bu zulmü yapmaları zaten yapılan siyaset bilimi terminolojisiyle söylüyorum. Bir siyasal kırım oldu ortada. Muhaliflerinizi size suç uyduruyorsunuz. Üstelik de hani ayrımcı suç uyduruyorsunuz. 1.600.000 mudi var. Sadece 60.000 kişiye dava açmışsınız. 1.600.000 açsanız eyvallah diyeceğiz. Herkes açtılar, bize de açtılar. Yok. 60.000 kişiye açmış. Efendim bankasının genel müdür yardımcısını SPK'nın başına gönderiyorsunuz. Sayın Vekilim açıklamıştı bir ara. 50 kuruş muydu? 5 lira mıydı? Birisinin 100 lira. Bakın 100 lira bir ara faizle muhtemelen. Ne veya işte neyse gelir artışta bilemem adını ne olduğunu. Hadi faiz diyelim. 100 lira faiz gelir oldu diye
adamı süründürmüşsünüz çoluğuyla çocuğuyla beraber. Evet, bu gerekçelerle tekrar ediyorum, suçun bireyselliği yok, suçun kanunluğu yok, kanunların geriye yürümezliği yok, efendim, hukukun veya kanunların genelliği yok, hiçbir şey yok. Siz keyfi kriterleri, FETÖ metri kriterine dikmişsiniz. Ama tekrar ediyorum, sadece hedeflediğiniz başka için değil. Dikmişsiniz karşısına, suçlusun diyorsunuz. Biz de diyoruz ki artık bakın, dördüncü yıla geldik. Bilimsel manada söylüyorum, biraz şimdi arkaya da geçtim, yemiyoruz. Raporumuz kibarca da bunu zaten söylemiş, bilimsel dili ama. Yani raporumuzun dili argo değil, gayet bilimsel, akademik bir dil. Devam ettik. Yemiyoruz, yaptığınız suçtur, yaptığınız soykırımdır. Ve de bu suçlarınızdan dolayı suç ortaklarınızı kanun yapma gücünüz olması nedeniyle yargılamaz hale getirebiliyorsunuz. Mesela işte 667 sayılı KHK'ya efendim kaba tabirle herkese zulmeden devlet görevlileri yargılanamaz diye 667 yazdılar. Sonra 694 müydü? 92 miydi? Neyse raporda var. Sıkıntı yok. Yanlış söylesem bile sıkıntı yok. Raporda bulursunuz. 692 veya 694. Dediler ki bizden olanlar olmayanlar isterlerse öldürebilirler. Hani kalkışma yapıyor falan numarasıyla hatırlıyorsunuz. Veya şu Boğaz Köprüsü'nde o başı kesilen askeri öğrenciler var. Tekrar etmek istemiyorum. O katilleri dokunmaz hale getirdiler biliyorsunuz. O çocukların suçu neydi? O detaylara girmeyelim. Ama çok uzatmayacağım ama Adolf Eichmann Nazi Almanyası'nın suç ortaklarından birisi. Okuduğum anladığım kadarıyla Nazi kamplarına kurban taşımış. Yani kurban derken anlıyorsunuz, Yahudileri taşımış. Bakın suçu, yani ortak görüntüye göre gayet legal bir iş. Nakliyecilik yapmış ya. Nazi kamplarını almış Yahudileri, götürmüş oraya. Suçu bu. Adam yakalanıyor işte soykırımcılıktan yakalandığında kendini şöyle savunuyor. Benim yaptığım iş nakliyecilikti. Üstelik de Alman kanunlarına göre de legaldi. Ha ben de arada şunu da söyleyeyim. Emin olun Hitler illegal hiçbir şey yapmadı. Ne yaptıysa her şeyi kanunla yaptı biliyor musunuz? Sözü şuraya getireceğim. Efendim 667'yi yazmakla, 694'ü yazmakla, ne bileyim işte SGK ile bir şey var, bir kanun vardı. SGK'lar birçok insanı emekli etmedi. Onlardan birisi de benim. Bakın engelli raporum var. 20 küsürlük hizmetim var. Emekli edilmedi. Mahkemeye verdim, mahkemeyi de kaybettim. Nasıl olduğunu bilmiyorum vallahi yani. Düşünebiliyor musunuz? Hakkım yani. Çünkü kanun diyor 15 senelik emeğin varsa emekli olursun diyor. Benim 22 senelik emeğim var. 22 senelik emek. 20 senelik küsür. Emekli etmedim. Üstelik mahkemeye verdim, bir de mahkemeyi kaybettim. SGK'ya 2000-3000 lira para verdim. Avukat parası verdim. Şimdi bütün bu şeyleri, hukuksuzlukları yapacaksınız. Ondan sonra da yanınıza kar kalacak. Bu insanlık vicdanı. Sözü oraya getiriyorum. İnsanlık vicdanı buna razı olmaz. O yüzden yani bir de yasa bu kocaman ve binlerce kişiye bunu yaptıktan sonra mecliste yasa çıkarıldı arkadaşlar. Toplumun çoğunun bundan haberi olmadı ama SGK'nın binlerce kişiye yaptığı bu hukuksuzluklardan sonra 31 Ekim 2019 öncesi SGK yetkililerinin yaptığı her işten yasal zırha kavuşmasını sağlayan bir yasa çıkarıldı. Yani siz binlerce soykırım uygulaması yapın, zavallı gariban engellilerin maaşını kesin, işte inanılmaz böyle işler yapın, emeklilerin emekliliğini gasp edin, şu bu, aç susuz bırakın insanları ve sonunda bir yasa çıkarın, bu adamlar şikayet bile edilemeyecek, mahkeme önüne bile gidemeyecek diye bir yasa çıkarıldı. Yani minareyi çalan kılıfını uydurur değil mi? Demek ki minare çalınmış, kılıf uydurulmaya çalışılıyor. Biz o kadar çırpındık ama AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı 31 Ekim 2019 öncesi tüm bu suç ve günahları hasır altı eden, SGK açısından hasır altı eden bu yasayı çıkardı maalesef. Ama bir gün o yasalar da iptal olur.
bir gün mutlaka hesap verirler. Biz o günleri bekliyoruz. Umutla, inatçı bir şekilde, inançla bekliyoruz. Evet hocam, devam edelim. Evet. Velhasıl KHK'lılara veya bu hallere, muhaliflere diyelim daha doğrusu. Bunu niye yapılıyor? Şimdiden de söyleyeyim, sosyal bilimci olduğum için bir ilahiyatçı arkadaşla da danıştım. Siyasal İslamcı kafasına göre hak olan kendileridir, kendi dışındakiler hep herkes batıldır. Yani onların kafasına göre küfür tek millettir. Onlardan değilseniz, işitçi değilseniz kaba tabirle, adınız işte, Müslüman olmuş, Alevi olmuş, işte Kürt olmuşsunuz, Türk olmuşsunuz, fark etmiyor. İşitçi değilsen zaten kafirsin. Anlıyorsunuz değil mi? Hedef olmayı otomatik hak ediyorsunuz. Siyasal İslam zihniyetinin ne kadar korkunç olduğunu ve de raporumuzda bir örnek var. Ben de onu okuduğum zaman çok şaşırmıştım. Siyasal İslamcıların ataları babalarını öldürdükleri zaman bebeklerini de öldürmüşler. Çocuklarını öldürmüşler. Niye biliyor musunuz? Büyürse bu da babası olur gibi olur diye. Bugün hapishanelerde çürüyen, öldürülen bebeklere neden vicdanların sızlanmadığını belki bir açıklar diye düşünüyorum. Bilmiyorum belki. Belki yanılıyorumdur. Belki yanılıyorumdur. İnşallah yanılıyorumdur. Ama o zihniyetin babasını annesini öldürdüğü zaman şeriatta var haberiniz olsun yani. Ama işit şeriatında. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Babası öldürdüğü zaman evladını. Yani biz hep cadı avlarında aradık şey nedir? Ateşe atılan bebekleri. Hayır. Yani bu araştırma sürecinde onu da gördüm. Bizim kendi geçmişimizle de yüzleşmemiz gerekiyor. Biz de babasını ateşe attığım zaman Sabi Subyan bebeğini de atmışız. Onu da inşallah KHK TV'de bir özel bir şey muhtemelen program yapıp o konuyla gireceğim. Her neyse ben artık sözü keseceğim ama şunu söylüyorum, tekrar ediyorum. KHK'lar için yapılan suç yoksa bulunur, delil yoksa uydurulur, iltisak yoksa kurulur, kanun yoksa çıkarılır numarasını artık yemiyoruz. KHK'larla ve o halle mağdurlara yapılan suçtur, soykırım suçudur. Hadi soykırım değildi derseniz organize bir suç faaliyeti vardır. Eminim hukukçular bu işle ilgileneceklerdir. Ben bir sosyal bilimci olarak haddimi de aşmak istemiyorum. KHK'lar kısmını kapattım ama duyarsız olanlar bu işten hiç etkilenmemişler mi? Onu da şöyle 2-3 dakika özür dilerim Sayın Vekilim. Şöyle bir bakarsak, evet, bakın, 15 Temmuz öncesi ülkeler, hani kanunsuz yollarla ayrılanların miktarına bakın, bir de 15 Temmuz sonrasına bakın. Gidenlerin kimler olduğunu biliyorsunuz ağırlıklı olarak, yani %99.9'u kaba tabirle, üniversite, doktora, master mezun olan insanlar, Meriç'te, şurada, burada boğulmayı göze alarak gittiler bu insanlar. Çünkü pasaportları verilmedi. Velhasıl en akıllı insanlarımız gitti. Tamam hadi gitsinler önemli değil. Gidenler hain oldukları için gitsinler. Öyle değil mi? Gidenler hain nasılsa gitsinler. Peki. Şimdi bakın bu bir finans şeysinden, yayınından aldığım bir veri. Artık yerli yatırımcılar farkında mısınız? Türkiye'ye yatırımı kesmişler. Yerli sermaye, yani iş adamımız kaçıyor. Kendi iş adamımız kaçıyor. Bütün referanslar raporda var. Hani ben bir şey eksik bıraktıysam hiç önemi yok, raporda var. Raporda bulup hem bu grafiği hem de kaynağını okuyabilirsiniz. Şimdiden söyleyeyim. Yani gayet bilimsel çalıştığımız için söylüyorum. Yani biz neticede bilim adamı böyle çalışıyor. İlerliyorum. Bakın, yabancılar kaçmışlar ama yerliler kaçmışlar ama yabancılar da kaçmışlar. Yabancı sermaye de kaçmış. Yabancı sermaye de kaçmış. Artık bu memlekete yatırım yapmıyor. Öyle olunca Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin ne biçim azaldığını görüyorsunuz. Peki memleketin akılları kaçınca memlekette akıl, bilim, sanat kalır mı? Bakın şu an biraz sonra detaya gireceğim ama Suudi Arabistan'ın gerisindeyiz, Yunanistan'ın gerisindeyiz. Yani kimlerle yarıştığımızı görüyorsunuz.
sırf karşılaştırma kolaylığı olsun diye, bakın 4-5 ülkeyi Türkiye ile karşılaştırdık. Yani işte görüyorsunuz, son 5'te 10'da yani görüyorsunuz. Bak görüyorsunuz. Yani, kaynaklar raporda var. Hani şimdi kaçırırsanız veya hoca şunun kaynağını söylemedi derseniz hiç üzülmeyin. Linkine tıklayıp kaynağı rapor indirdiğiniz zaman dediğim gibi bilimsel metotlara göre çalıştığımız için asıl kaynağa dolaşabilirsiniz. İlerliyorum. Ama sırf bir özel analiz yaptım. Asıl kaynağa gidip özel bir analiz yaptım. Bakın 2016'da biz İran'dan öndeymişiz. Bakın İran'ın puanı 69, Türkiye'ninki 76-95. Görüyorsunuz. Herhalde okuyabiliyorsunuzdur. Ama şu an İran'ın haline bakın. İran 112, Türkiye 64. Bakın 2016'da 76-95 indeks değerimiz varken şu an 64'e düşmüşüz. İran 69'dan 112'ye çıkmış. Efendim aynı şekilde Güney Afrika'ya bakıyorsunuz. Bizim altımızdaymış. Üstümüze çıkmış. Efendim Meksika yaklaşık aşağı yukarı birbirimize çok yakınmışız. Meksika'nın durumu. Tayland. Bizim nedir? 3'te 1'imiz bir değeri varmış. Maşallah yakında yakalık bizi geçecek. Ki bunlar neredeyse Afrika Ligi'ne yakın. Evet. Bunları evet. Kıyaslıyorsun. Hani Amerika'yı falan kıyaslamıyorsun. Yok. Yok Amerika'yı koysam Amerika'nın şey bakın Amerika'nın şu okun ucuna bakarsanız bakın şurada bir ok ileriye çizdim ki Amerika'nın yeri orası zaten. Evet. Okun sonu var ya Amerika'nın yeri orası. O yüzden Amerika'yla karşılaştırma şansım yok. Zaten 3. ligi almış. Evet. Amerika'yla karşılaştırma şansım olmadığı için İran'la karşılaştırdım. 3. ligden kümeye düşüyor anlaşılan. Artık bilmiyorum küme dışı mıdır nedir. Tekrar ederim tam bilimsel çalıştığım için hepsini verileri raporda var. Nerede? Efendim, milletin Türk parasına güveni olmadığı için, artık millet Türk TL'ye güvenmediği için millet döviz hesaplarını artırmış, onlara geçiyoruz. Peki bütün bunlar olurken, hani yabancı sermaye kaçtı, yerli sermaye kaçtı. E bütün bunlar kaçınca millet zenginleşir mi? Bakın, 2015'teki milli gelirimize bakın. Şu an, ben bile mahsus 2019 TÜİK verilerini kestim. Şu an realite 7000, yani 7900'lere falan düştü galiba şu an gelir. Fakirlik artık neden lazım? Kurumsallaştı artık. Sistematik hale geldi. Görüyorsunuz. Ön yargılarımız, adaletsizliğimiz, özgürlüğe olan saygısızlıklarımız bu saygısızlıkları yapanları da fakirleştirdi. İşte veriler burada. Bu verileri zaten şimdiden söyleyeyim. IMF yani IMF'den aldık. Ama yine de IMF'den aldıysak da TÜİK verilerine de bile bile saygı gösterdim. Bakın. TÜİK'in güvenlik olanını biliyorsunuz. Ama çok güvenilir TÜİK'in yine verilerini kullandım. 8900'ün numara olduğunu anlarsınız. Peki devam ediyoruz. Peki ülke fakirleşirken insanların mutluluğu artıp işte efendim daha çok evleniyorlar, daha çok harcıyorlar, daha çok düğün mü yapıyorlar? Hayır. Bakın bu boşanma oranları. Bu KHK'lıların değil haberiniz olsun. Bu sıradan vatandaşın. Türkiye'deki insanların boşanma oranları şu an. Türkiye genelinin boşanma oranları. Bu verileri de TÜİK'ten aldım. Oldu mu? KHK'lar bunların 17 katı olduğunu söylemiştim. Hatta verilerimize göre 50 katına kadar çıkabildiğini söylemiştim. Yani 1.88'in 17 katı. 17 katı. Böyle bu evet. Çarpıcı bir. Evet. Yani ama bu Türkiye genelinin. Ondan sonra ilerliyoruz. Ha, bütün bunlar yaşanırken peki efendim hadi AKP'liler için söyleyeyim. Bakın insanlara soruyorlar. Yurt dışında yaşamak ister misiniz diye. İlk önce KHK'larınkini karşılaştırayım da hızlıca. KHK'ların malum artık diyorlar ki %91'in 2'si ben bu memlekette yaşamak istemiyorum. Bırakın versinler pasaportumu gideceğim. Bütün detayları var. Girmiyorum. Onların raporda zaten var. Şimdi geri dönelim şu şeye. Bakın, KHK'ların %92'si öyle diyordu ama sıradan vatandaşımın %62,5'u da vallahi işte fırsatım olsa gider yurt dışında yaşarım diyor. Ha, AKP'liler bile yaklaşık %50'si bunu diyor, kendine oy verenler. Sözü nereye getireceğim? Haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik, yozlaşma varsa bu herkesi etkiliyor. Buna terminolojide bu yaptığımız mağdur araştırmalar terminolojisinde yani üçüncü mağduriyet deniyor. Birinci mağdurlar belli zaten KHK'lar o haller.
İkinci mağdurlar onların çoluğu çocuğu ki onlara da ne rezaletler, vahşetler yaşatıldığının tüm resimleri raporumuzda var. Üçüncü mağdurlar aslında güya bütün bunlardan etkilenmediğini zanneden insanlardır. Ve görüyorsunuz, bakın memleket fakirleşmiş, onların da boşanma oranı artmış, onlar da memlekette artık yaşamak istemiyorlar. Demek ki birinin ağlaması başkasının neşesini artırmıyor demek ki. İlerliyoruz. Tekretmemizin gerek yok bir şey. Galiba çok konuştum. Sorunuz olursa cevaplamak istedim. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi 1667 sayfalık raporumuzda bu grafiklerden bol miktarda var ve çok çarpıcı. Ben de birkaç katkıda bulunayım. Bakın genel tabloya baktığımızda o hali KHK mağdurları, sadece memuriyetten ihraç değil, hani bu hal mağduriyetini yaşayanların yani eğitim durumuna bakılmış. Geçen sene biz %98,7 bulmuştuk anketimizde. Bu seneki anketimizde %99,1 en az üniversiteyi bitirmiş kesim ihraç edilmiş durumda, mağdur edilmiş durumda. Yani bir ülkenin, bir toplumun beline baltayı indirmek istiyorsanız işte bu KHK rejimini inşa edin arkadaşlar. Ülkenin, düşünün, normalde istatistikler Türkiye'de üniversite mezunu oranı %17'dir. Ama siz KHK soykırımında %99,1 en az üniversiteyi bitirmiş insanı bu soykırım kuyusuna atmışsınız. Sonra ne olmuş? Bu insanlar ne yaşamış? İşte biraz evvel anlattık. Hani daha iki gün önce bana gelen bir örnekten size. Yani ben de biliyorsunuz, bu 3,5-4 yıldır bende binlerce, on binlerce örnek var ama hani hangisini anlatsam sabahlara kadar bitmez ama son iki gün önce gelen Ankara'da yaşanmış bir örnekten anlatayım. Ankara'da bir Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait bir binada kiracı olmak için bir adam bir vakıflara başvurmuş. Vakıflar Genel Müdürlüğü demiş ki sen kimsin? İşte ben demiş KHK ile ihraç edilmiş bir insanım. Sana kiralayamayız kardeşim. Neden? Ya önceden bir KHK ile ihraç edilmiş birisine kiraladık da Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdürümüz dedi ki derhal o kiracıyı çıkarın oradan. Bir daha şimdi böyle bir laf işitemeyiz. Kusura bakma sana kiralayamayız. Bunun gibi hani düşünün, hani bir yere gidip kiracı olmak istiyorsunuz ama yok sen damgalanmış bir kişisin ve hatta yine bugün ben kendi sosyal medyadan da yayınladım, askeriyeden ihraç etmişler, asker gidiyor ya söyleyin yani ihraç gerekçemi günahımı bileyim, eline bir kağıt tutuşturuluyor, senin baban da ihraç edilmişti, benim suçum. Onu bilmiyoruz. Ama babam da ihraç edilmişti. Babam, benim diyor, katilim babam diyor. Arkadaş esprili birisidir. Beni ihraç eden o diyor. Şimdi bütün bu vahşi tablo sonrası ne yaşamış KHK'lılar? %96,7'si ekonomik sorunlar yaşamış. %88,7'si psikolojik sorunlar yaşamış. Dehşet büyük rakamlar bunlar. %83'ü toplumsal dışlama yaşamış. İşte %75-80 arası olanlar herhangi bir sosyal güvenceye ulaşamama gibi felaket rakamlar ardı ardına geliyor. Yani bu da felaketin hangi boyutlarda olduğunu gösteriyor. Niye insanlar intihar ediyor, niye kanser oluyor, niye var olan hastalıkları artıyor? Yine bizim bir bulgumuz geçen sene ile aynı yine çıktı. O da çok çarpıcı bir bulgudur. Hani hani anlamayanlar için çok net bir bulgudur. OHAL mağdurlarının %50'si oturduğu yeri değiştirmiş. Bir başka yere gitmiş, bir başka ile gitmiş. %50'si. Yani %50'si tehcire uğramış. Hani diyoruz ya Ermeni tehcire. Hani ya kardeşim o tarihte kaldı. Tarihte kaldı. Biz öyle biz çok iyi bir ülkeyiz. İrfan sahibi bir ülkeyiz toplumuz.
Ama 2020 verilerinde %50'si tehcire uğramış bir topluluktan bahsediyoruz. İntihar, boşanma oranları zaten bunun topluma nasıl yansıdığını gösteriyor. Bir de mesela ihraçlardan sonra anneniz, babanız, kardeşleriniz, komşularınız, mesai arkadaşlarınız size nasıl bakıyormuş, ilişkileriniz ne olmuş boyutlarına baktığınız zaman zaten dehşet veren bulgular görüyorsunuz. Korkunç bir sosyal dışlama yaşayan insanlar. Bu şekilde devam edip gidiyor. Şimdi anlatmakla bitmez ama biz bunun hocamızın verileriyle açıklandığı gibi artık toplumu sarsan, toplumda büyük depremler oluşturan, ekonomik, siyasal, kültürel olarak büyük sarsıntılar oluşturan bir OHAL depremine yol açtığını görüyoruz. O yüzden toplumu uyarıyoruz. Bakın biz bilimsel raporlarla tüm çıplak gerçeği önünüze seriyoruz. Kimse buna hayır diyemez. Her şey apaçık ortada ve bir kıyım yaşanıyor. Barış akademisyenleri mesela, hani ya Anayasa Mahkemesi barış bildirisini ifade özgürlüğü olarak niteledi. Peki o zaman bu barış akademisyenleri niye iade edilmiyor arkadaşlar? Bunu bana açıklayacak birisi var mı? Zaten ifade özgürlüğü, evet sert bulabilirsin, şu bu ama Anayasa Mahkemesi ifade özgürlüğü. Peki niye iade edilmiyorlar? Hazreti Saray ihsan edecek de onu bekle. Öyle iade olurlar. Çok öyle karıştırma anayasa manayasa. Bize denilen bu. Veyahut da işte atasından, dedesinden, çoluğundan, çocuğundan, eşinden dolayı ihraç edilenler. Eş kontenjanından on binlerce kişinin ihraç edildiğini biliyor musunuz arkadaşlar? Eş kontenjanından. Bunu ben çok iyi biliyorum. Yani Alevi vatandaşı eş kontenjanından FETÖ'cü diye ihraç etmişler. Binlerce bine böyle örnekler var. Herkesinden düşmüş, 2012'de düşmüş davadan vay senin arşiv araştırmanda şöyle bir şey varmış diye ihraç etmişler ve KHK'lar şu anda güvenlik soruşturmalarıyla devam ediyor. Hani şunu en son olarak söyleyeyim, daha sonra değerli misafirlerimize söz vermek isterim. Hani burada biz 200 bin kişi, bizim bulgularımıza göre en az 200 bin kişi, yani normalde 134 bin KHK ile ihraç vardır ama işte özel sektörden atılanlar, şunlar bunlar, kamu kurumlarından, okullardan derken en az 200 bindir aslında. Bu rakamlar da hep gizlenmekte. Çarkın aile fertleriyle en az 1,5 milyonu etkileyen bir durum var. Belki bazıları diyecek ki, kardeşim toplumun 1,5-2 milyonu nedir ki onlar bize ne? Toplumun ana meselesi mi? Hayır, onlara biz şunu diyoruz. KHK'lar devam ediyor. Şu anda bakanlıklar KHK ilan edilmeden memurunu kapı önüne koyuveriyor mesela. Böyle bir sürü binlerce insan var. Bunu biliyor musunuz? Binlerce insan 19 Temmuz 2018 sonrası 2145 sayılı yasa ile bakanlığa devredilen, bakanlar kurulundan bakanlığa devredilen yetkiyle patır patır atılıveriyor. Kapının önüne konuluyor ve ne uğradığını şaşırıyor. O da lanetliler grubuna katılmış oluyor. İşte biz bütün bunların durması gerektiğini söylüyoruz ve toplumu uyarıyoruz. Eğer ki o hal mağdurlarına yapılanı siz hissetmezseniz, görmez, duymaz, üç maymunu oynarsanız, bakın hocamızın açıkladığı o büyük toplumsal deprem sizin evinizi de başınıza yıkacak. Hani bu benim temennim falan değil, geliyor işte. Bu deprem geliyor, bu toplum sarsılıyor ve bu depremle helak olma noktasına gidiyor. Çünkü bir kişiye yapılan zulme susarsa bir toplum, o zulüm, o afet onları da bulur. Daha çok söyleyeceğimiz var ama değerli misafirlerimiz var aramızda. Sayın Hekim, çok özür dilerim. Sorun önce küçük bir hatırlatma yapayım. Evet. Bu raporumuzun, diğer raporlarımızın bir farkı daha var. Belge ekledik raporun arkasına. Özellikle hani buradan çıktıktan sonra belgeleri incelemenizi rica ediyorum. Mağdurlardan sadece söz değil, mümkünse belgelerini de getirmelerini istedik. Yani öldüm bittim yok, belgelerini de getir dedik. Bakın mesela burada işte askerlerin
rapor, şu an rapordan gösteriyor yapıyorum size. Son 40-50 sayfada belgeler koyduk özellikle. Eminim yüzlerce, 200'lerce farklı tür vardır ama insanlar, tekrar ediyorum, işte diyelim ki babam öldü diyorum, rapor verilerinden söylüyorum. Babasının adını yazmaya korkuyor. Gerçekten. Kendi adını yazmaya korkuyor. Şimdi bu insanlardan zorla şeyden topladığımız belgeler bu kadar olabilir. Çeşitlilik olarak söylüyorum. Daha neler vardır? Eğer cesaret bulup da bize belge vermek isteyenler olursa zaten mağdurlar için adalet topluluğu neyse İstanbul KHK'lar platformu veya KHK'lar neydi? KHK'lar ilgili değil mi? KHK'lar ilgili mesela. Oraya gönderseniz bakın burada askerleri şu an belki okuyamazsınız önemli değil. Veriyi bulduğunuz zaman. Bakın eşiyle beraber, çocuğuyla beraber, amcasıyla dayısıyla beraber fişlemişler. Ya adamın suçu yok. Ya amcamın işlediği suçtan bana ne? Modern hukuk da, İslam da, vicdan da der ki suç bireyseldir. Ama burada bakın adamı amcasıyla, dayısıyla, teyzesiyle, arkadaşıyla, çocuğuyla, çocuğuyla fişliyor. İşte soykırım dönemimizin de gerekçesi. Buna dikkat çekmek istiyorum. Sadece bir örnekle bunu koydum. Tabii fişlemenin tamamı değil. Örnek koydum. Çünkü askerler falan bazen getiriyorlar. Efendim, siyasi partiler MİT bürosu gibi çalışmışlar. Bakın burada bir iki tane koyduk. Bazıları da bekliyorum, yayınlamıştır zaten. Efendim, şunu demeye getiriyorum. Suçlar artık belgeli. Yani kimse, yahu ben işlemedim. Yemez, bak biz bütün imzaları sildik, haberiniz olsun yani kimseyi rezil etmemek için ama burada bir şeyin, bir komutan imzası var. Orijinal de var ama biz sildik çünkü. Yani hakkı davasının önünde uğraşmak istemeyiz. Tekrar ediyorum. Bunu da neden alırızı söyleyelim. Mahkeme dosyalarından aldık. Yani arşivlerde bütün suç belgeleri var. Şunu nereye getiriyorum. Artık bu suç işlenmekten vazgeçilsin. Yoksa bu işin sonu emin olun uluslararası mahkemeye gidecek. Ceza mahkemesine şuna buna gidecek. Ama gönül ister ki kendi yaramızı kendimiz saralım. Bu bedeli edince ben öğretmen teşekkür ederim. Evet. Dediği gibi hocamızın lütfen hepsini de okuyun. Çünkü Türkiye tarihinin çok önemli bir raporu bu. Çok net bir şekilde, çok emin bir şekilde söylüyorum. Çok üzerinde çalışıldı. Binlerce belge toplandı. On binlerce veri çıktı ortaya. Üzerinde çok ciddi bilimsel çalışmalar da yapılır bizim raporumuzun üzerinde. Konuşmaya devam edeceğiz ama aramızda siyasetçilerimiz var, akademisyenlerimiz var, sivil toplumcularımız var. Ben onlara da bir beşer dakika söz vermek isterim. Burada hep beraber konuşalım isterim. Sayın Vekilimiz Fidaka'ya 5 dakika isterseniz kürsüyü de kullanarak sizden duygu ve düşüncelerinizi alalım. Daha sonra diğer arkadaşlarımıza daha söz verelim. Çünkü burada konuşmamız ve birbirimizden istifade etmemiz gerekiyor. Geçen sene gittikçe dramatik bir hal alan, derin yaralara sebep olan, travmalara sebep olan, telafisi mümkün olmayan, hele ki yaşamdan kayıp gidenler için telafisi mümkün olmayan acılara, boşluklara, yitirmelere sebep olan böylesine derin bir konu insanı haliyle hüzne buluyor. Fakat bunu izlerken, her seferinde dinlerken AKP iktidarından öncesinde dahil olmak üzere AKP iktidar olduktan sonraki süreçlerde de Türkiye'de bunu
derinden yaşıyorduk ki ev vermemeler, aile ve çevre tarafından fişlenmeler, itham edilmeler, farklı şekillerde iftiralara maruz kalma, yalnızlaştırılmaya, ötekileştirilmeye çalışılma, yani sizin ve ailenizin ortaya koyduğu bir şekilde iradeniz, tercihiniz, vermeye çalıştığınız mücadele toplumda muhakkak ki bazı kesimler tarafından hedef haline getiriliyor. Dönemlere göre, iktidarlara göre, o günkü mevcut politikalara göre ve kiralık ev bulamıyorsunuz, kızların da erkek kız çocuklarının hepsi dahil olmak üzere iş bulamıyorlar, tanıdıklarında kabul edildikleri işlerden geri çevriliyorlar. Daha birkaç sene önce bu HDP öncesinde olan hayatımız boyunca yaşadığımız benzer hikayelerimiz, örneklerimiz vardı ama HDP ile beraber başlayan süreçte ise çok daha farklı çevrelerden daha ağırına maruz kalmaya başladık. Bir tanesi en basit, en sıradan, hani burada intihar aşamalarına kadar varan, yola çıkamayacak durumda olan, ev bulamayan, selam verecek insan kalmayacak kadar yalnızlaştırılmaya çalışılan, o kadar derinden hepimiz bunu yaşıyoruz ki, İstanbul Büyükşehir'den oldum. Evet, bir KHK kararıyla değil ama ya şefin, ya müdürün, ya yukarıdan gelen emirlerin, hani hayatımızın her döneminde şahsi veya kurumsal anlamda bunları zaten hep yaşaya geliyordu. Ama AKP iktidarı son 5 yıl içerisinde kurumsal ve bireysel inisiyatiflerle yapılan bu haksızlıkları, adaletsizlikleri iktidar kararıyla, saray kararıyla, kamu hükmünde kararnameleriyle örgütlü bir zulme dönüştü. Evet, bunları yıllardır yaşıyor. Ama spesifik şekilde belki bireysel, örgütsüz idi. Ama şu anda öylesine örgütlü, iktidarın politikası haline gelmiş ve adını da yasallaştırma kılıfıyla büyük bir kötülüğün politikasıyla karşı karşıyayız. Fakat bir zerre teselli varsa burada, Sayın Gergerlioğlu vekilimiz ve gerçekten Bayram Hocamızın emekleriyle ve bütün diğer çalışan arkadaşlarımızın da emekleriyle bu kötülüğe karşı, bu örgütlü kötülüğe karşı son derece profesyonel, ulusal ya da uluslararası mekanizmalar içerisinde bir karşılığı olması gerekecek şekilde, ki olması gerekir, ortaya bir raporun çıkması ve örgütlü çalışılması. Ama bu yeterli mi? Elbette değil. İşte biraz önce Bayram Hocamızın da ifadesiyle, bakın bunlar tarihsel açıdan yarınlarda bir karşılığının, bir bedelinin olması açısından belgelendirilmesi ve hukuk mekanizmaları noktasında bir işlerinin olması gerçekten çok önemli. Ama daha ismini bile veremeyen insanlar var toplumda. Ölmüş babasının bile ismini veremeyen insanların olduğu bir toplumdayız arkadaşlar. Ama örgütlü kötülüğe karşı örgütlü iyilik mücadelesini neresinden tutarsak, destekleyebilirsek, güçlendirebilirsek, belgelendirebilirsek ancak o zaman çözüm bulacağız, sonuç alacağız arkadaşlar. İyilikle hepimize başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz müdafaa vekilimize. Aramızda bir barış akademisyeni var. Bir anayasa hukukçusu. Türkiye'nin çok değerli hocalarından birisi. Ve KHK
skandalını belki bilimsel açıdan da en iyi bilenlerden, yazanlardan, yıllardan beri bu konuda emek sarf eden ve tüm yüreğiyle bunları yazan Murat Sevinç hocamız var. Hocam, sizleri takdim edeyim, kürsüye davet ediyorum. Düğmenizi kapat. Kamera da çıkmaz. Ha, öyle mi? Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde diğer imzacımız Dikkaçlar'ın birlikte atıldım. Ben destek imzacısıydım. Yani ilk imzacılardan değildim. Meslektaşlarımın düşünce özgürlüğünü savunduğum için. O kavga çıktıktan sonra imzatanlardan, gürültü çıktıktan sonra imzatanlardan biriyim. Tabii ama bu darbe girişiminin ardından her şey değişti ülkede ve kararnameler yayınlanmaya başlandı. Ben kararnameler henüz yayınlanmamıştı biliyorsam, kendindeki bir yazımda olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerine aman dikkat diyen bir şey yazmıştım, makale yazmıştım gazetecisi. Çünkü evet yani kötüye kullanılmaya müsait idi. Ama bu kadarını da doğrusu ben de tahmin etmiyordum. Tuhaf bir şey yaşıyoruz. Bir anayasacı olarak bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bundan 10 yıl önce bir anayasa tartışması yapıldığında sizinle aynı görüşte olan ya da olmayan insanlarla bir polemiğe girmek mümkündü. Örneğin ben 367 kararından önce bu ne tuhaf bir anayasa tartışması, böyle şey olur mu diye 2007'de Radikal'de yazarken ve o tartışmaya külliyen karşı çıkarken ve ardından Anayasa Mahkemesi'ne verdirilen tırnak içinde o karara karşı çıkarken birileri de savunuyordu. Bu bir anayasa tartışmasıydı ama. Yani savunanların da bir şeyi var. Hiç katılmadığım bir hukuksal gerekçeleri, anayasal gerekçeleri vardı. Dolayısıyla bir polemik yapmak mümkün olabiliyordu. Ya da ne bileyim işte türban yasağı üniversitelerde karşı çıkarken de birisi diyordu ki işte bak Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var 91 tarihli ya da işte idare mahkemelerinin kararları var filan. Ben o kararlara da katılmıyordum ama üniversite öğrencisinin kapıda öyle peruk takma zorunda bırakılması filan bir saçma sapan şeyler bunlara karşı çıkan ama karşıda bir şey vardı. Karşıdaki insan da bir şey soruyordu filan. Bir mahkeme kararı koyuyordu. Üstüne siz de o mahkeme kararının aslında bu aykırı olduğunu anlatmaya çalışıyordunuz. Yani şimdi olağanüstü kanun hükmünde kararnameleriyle ilgili böyle bir tartışma yapılamıyor. Çünkü bugüne kadar ne bileyim ben işte bu konuda
çok fazla yazmadım ama iki ayrıntılı anayasa yazısını Dinçer Demirkent ve Kerem Altıparmak'la birlikte üçümüz yazdık. İnsan Hakları şeyinde yayınlandı bu platformda, gazetelerde falan da çıktı. Karşımızda da bu anayasaya uygundur diyen biri yok. Yani bugüne kadar Türkiye'de bir kamu hukukçusu ya da anayasa hukukçusu da çıkıp olağanüstü hankâhını hükümde kararlandırır, anayasa uygundur demedi. Dolayısıyla bir politik de yapılamadı. Matrak bir durum bu hakikaten. Yani bunu gönül rahatlığı, hani iki hukukçunun olduğu yer üç farklı görüş vardır filan denir. Hukuk konularında, anayasa konularında farklı görüşler olması, polemikler olması doğaldır. Ancak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim, olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri, bu atılmalar dahil olmak üzere pek çok kararnameleri, anayasa ve hukukun bilinen evrensel prensiplerinin tümüne aykırıdır. Bunun tartışılacak bir tarafı yok. Ve tekrar söylüyorum, uygundur deyip tartışılan da çıkmadı bugüne dek. Dolayısıyla efendim bu kanun hükmü kararnameyle Ali atıldı, Beli atıldı, Barış Akademisyeni atıldı, bilmem işte imzacı atıldı, FETÖ'cü atıldı ve valla beni hiç ilgilendirmiyor. Hiç ilgilendirmiyor. Bunu defalarca yazdım. Kararnameyle atılan insanlardan bu toplumun bir ismi nefret edebilir. Beni hiç ilgilendirmez. İlklerine kadar nefret edebilir. Bu anayasayı, hukuku ve yargıyı ilgilendirmemesi gereken bir durumdur. Birisi benden çok nefret edebilir hakikaten. Benim yazdığım her şeyden. Hiç haz etmeyebilir. Benim gibi bir insanın var olmaması gerektiğini de savunabilir. Bunlar hiçbir beni ilgilendirmiyor. Bu bir olağanüstü hal kanun hükmünde kararname konusu değildir. O hal kanun hükmü, tabii bu artık eski sistemde kaldı. Yenisinde Cumhurbaşkanı kararnameleri var artık ama bu eski sistemin konusu olan, 2017'nin konusu olan olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri olağanüstü hal konusuyla, süresiyle koşullarıyla sınırlıdır. Bir darbe girişimi oldu. Dolayısıyla çıkarılan bütün kararnamelerin belli bir süre içinde o darbe girişimiyle ilgili olması gerekir. Oysa pek çok konu yeniden düzenlendi. Atılmalar, ihraçlar bunun bir boyutu. Bunun dışında başka pek çok şey de yapıldı. Bunun akıl fikir alır bir tarafı yok. Hukuk alır bir tarafı da yok. Anayasa Mahkemesi incelemedi. Çünkü işte hepiniz biliyorsunuz ya nedeni yani incelemedi. İçtihat değiştirdi. Daha önce 90'larda verdiği kararlarda ben kendime olağanüstü hal kanununda kararnamesinin adıyla bağlı saymam. İçeriğine bakarım. Eğer o bir OHAL KHK'si değilse düzenlenen konular, o zaman adı ne olursa olsun sıradan bir kararname olarak incelerim diyordu ve bu haklı bir karardı bana kalırsa. Buna katılmayan daha pozitif istiyorum yapan hukukçular da var. Ama bu doğruydu. Bu kanısını değiştirdi. Niye değiştirdiğini burada uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Bunu hepimiz tahmin edebiliriz. Biliyoruz. Biliyoruz yani bırakın tahmini. İçtihat değiştirdi ve dedi ki ben olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerini incelemem. Ne yapacağız? Git işte orada İdare Mahkemesi'ne. İdare Mahkemesi diyor ki bilmem önce komisyona başlıyor. Komisyon? Böyle komisyon mu olur? Kim bunlar? Ne yapıyor bu komisyon mesela? Şimdi, anormal bir kurum daha. Hakim mi? Yargı yani ne verecek? Yargı kararı mı veriyor? Nasıl bir komisyon benim işe dönüp dönmememe dair bir karar verebilir? Kurumlara soruyorlar. İnsanlar atan kurumlara soruyorlar. Onlar da diyor ki şu gerekçeler. Öyle mi diyor? Ne güzel yapmışsınız. Bak ne güzel gerekçesi de varmış diyorlar. Şimdi bu tekrar söylüyorum. Anayasaya, hiç beğenilmeyen anayasaya ve hukukun en azından benim bildiğim bütün evrensel ilkelerine aykırı bir hikayedir. Olağanüstü hal kararnameleri. Ve bunun yine altını çizerek söyleyeyim. Şundan atılmış, bundan atılmış filan. Bunun bir önemi yok. Birilerine bir örgüte mensup olduğunu düşünüyorsanız bunu incelemenin yolları vardır. Soruşturma açarsınız. Bu insanlar yargılanır. Adil yargılanır. Deliller bulunur. O delillerin hangisi hukuka aykırıysa ona uygun bir yol izlenir. Dünyanın bütün demokratik memleketlerinde adil yargılama nasıl yapılıyorsa, tarafı olduğumuz sözleşmelerde göz önünde bulundurularak, başta insan hakları sözleşmesi olmak üzere bunlar yapılır. Bu yapılmadı, hiçbir yapılmadı. Çünkü umursamadı. Yani hukuken ben iki yıldır falan bu konuda hiç yazmadım artık. Çünkü yazılacak bir şey yok, anayasaya aykırıdır, bitti. Birinin hangi gerekçeyle atıldığıyla beni hiç ilgilendirmiyor. Anayasacılığı da ilgilendirmiyor. Mesela o yüzden buradaki herkes
başka bildiğim kadarıyla imzacı ve destek imzacısı yok. Dolayısıyla şunu söylememi de yadırgamayın ne olur. Bunu böyle laf atmak için falan söylemiyorum ama benim uzun yıllar yaşadığım dünyanın dışında insanlar var burada. Vallahi hiç umurumda değil. Bir adaletsizlik yapılıyorsa onun kime yapıldığıyla da ben doğrusu ilgilenmiyorum. Bir anayasaya aykırılık varsa da ilgilenmiyorum. Bilmem ne bileyim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılmasına karşı çıkarken ve o iddianameyi eleştiren yazılar yazarken de ben bu iktidar partisi sempatizanı falan değildim. Ya da işte türban yasaklarına karşı çıkarken de o kılık kıyafet benim hayatımda bir yer tutmuyordu. Ya da Kürt Siyasal Hareketi'nin partilerinin tamamına kapatılmalarına karşı çıkarken de o partinin herhangi birisine üye de değildim. Bunlar hiçbiri alanı ilgilendirmez. Bir yerde bir hukuk aykırılık varsa bu da açıkça dile getirilmeli. Ve bunun bir hak mücadelesi olduğu da açıkça söylenmeli ve sahiplenilmeli doğrusu. Bir şey daha söyleyerek bitireyim. Bunu da bir öz eleştiri talebi olarak görebilirsiniz. Ben insanları sinirlendiren, zaman zaman çok antipatik bulunan şeyleri yazan ve söyleyen biriyim. Affedin eğer çok antipatik bulursanız. Ama biraz önce Ömer Faruk Hocam dedi ki bu toplum da çok sessiz kaldı. Vallahi bizim dışımızda bir toplum yok. 20 küsur yıl bu işi yaptım Siyasal Bilimler Fakültesi'nde ve sol bir dünya içinde bu işi yaptım. Benim hocalarım 12 Mart'ta işkence görürken, 12 Eylül'de 1402 sayılı sık yönetim kanununa dayanarak işinden atılırken ve cezaevine girerken aynı toplumdu ve bu toplum sessiz idi. Burada şu anda oturanlar ya da oturanların anneleri, babaları ve büyükleri de sessizdi, seyrediyordu olanı bitirme. Bu ülkenin Kürt'ü, Alevisi, Sosyalist'i eziyet çekerken, işkence görürken, cezaevlerinde süründürülürken bu toplum seyrediyordu. Dolayısıyla bu toplum biziz, yani bizim dışımızda bir toplum yok. Hala seyrediliyor. 2009'da, 10'da yargılamalar üzerine radikalde bunlar ne saçma sapan iddianameler. Ya böyle yargılama mı olur? Bu askeri vesaireden demokratikleşiyor falan filan. Ne acayip iddianameler bunlar Allah aşkına. Böyle yargılama filan olmaz diye yazılar yazarken bana sağdan soldan e-mailler getirdi. Niye işte muhterem hoca efendimiz hakkında böyle şeyler yazıyorsunuz, söylüyorsunuz? Siz din düşmanı mısınız filan diye. Yok, din düşmanı da değilim. Yalnızca o iddianameler bir iddianame değildi, bir paçavraydı. Bunun için bazı gelişmelerin olması beklendi. Bunların görülmesi ve anlaşılması için. Ama o zaman da bu toplum sessizdi. Bu toplumun muhafazakarları olduğunu biteni seyrediyordu. Herhangi bir tepki göstermiyordu. Belki de hoşuna gidiyordu. Şunu kendimize sormak zorundayız. Buradaki insanların atılmış olması beni çok ilgilendiriyor. Buradaki herkese büyük haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Büyük hukuksuzlukla karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. Ve elbette çekilen acıların tamamının farkındayım. Ben de işsizim. Yani ne bileyim, Barış Akademisi'ne olarak atılınca reçel işsiz olmuyorsunuz işte. Herkes işsiz. Ben de işsizim sizinle. Ben de iş bulmadım. Aramadım bile. Yani bulamayacağımız zaten farkındayım. Köşe yazılarıyla ve çocuk büyükleri idare ediyorum. Ama siz atılmasaydınız ve yalnızca imzacı akademisyenler atılsaydı, ne olur bu soruyu kendinize sorun, burada kaç kişi itiraz ederdi? Yani bence etmezdi. Peki bir de şu soruyu soralım. Herkes geri dönse, ki olması gereken budur. Hiç bunu tartışılacak bir tarafı yok. Herkes yerle birliktir. Herkes geri dönse, örneğin Barış Akademisyenleri, yani bizim gibi pis herifler, solcu herifler filan geri dönmese kaç kişi itiraz eder? Dolayısıyla bizim dışımızda bir toplum yok. Yani umuyorum bu olan biten her şey hepimizin canını eşit şekilde yakıyordur. Ve umuyorum bu memleketteki herkes kendinden başka insanların olduğunu, kendilerinden başka insanların sorunlarının olduğunu, onların da acılar çektiğini kavrar, anlar. Bütün bu süreç böyle bir şeye hizmet eder. Bu musibetten bir hayır çıkar diyeyim. Çünkü evet biz toplumuz, bizim dışımızda toplum yok ve bizim durumumuz da çok vahim arkadaşlar. Çok vahim. Bizim durumumuz şu anda cezaevinde olan HDP'li arkadaşlarımızın, siyasetçilerin durumundan daha vahim falan değil. Benim
rahmetli annem ben atılınca ama ne olur iki cezaevine atıldılar, boş ver dedi. Ya öyle beteri beteri var ya, işte onu da yapıyorlar, anladın mı? Yani Kavala niye cezaevinde? Bu toplum Kavala ile ilgileniyor mu? Yani bu toplumun ne kadarı Demirtaş'la, Yüksek Daire, diğer edebi, niye bu insanlar cezaevinde değil mi? Bu soruyu soruyorsunuz. Cevap yok. Cevaplar malum çünkü. Yani herkesle ne kadar ilgileniyorsa doğrusu bizimle de o kadar ilgileniyor. Kimse durumunda değiliz. Bu doğru. Allah'tan sayı çok fazla. Yani bugün bu toplantıda yapılmaz diyorsa bunlar da yapılmaz. Sayı çok fazla. Yani birkaç milyon insan çok yakından etkilendi, çok derin etkilendi. Ama bizim dışımızda bir toplum olmadığını biraz kendi canımızı belki yakmakla biraz işe başlayabiliriz. Şunu söyleyerek bitireyim. Bunu defalarca yazdım. Adalet bir ilkedir. Bir ilke olarak savunulmak zorundadır. Türkiye'de hep yanlış bir şey söylenir. Bir gün size de gelecek deniyor. Bu büyük bir hata. Bir gün bana da gerekir diye adalet savunulmaz. Adaletin yanında durulmaz. Adaletin yanında ya durursunuz ya durmazsınız. Bu ilkeyi ya savunur insanlar ya savunmaz. Adalet hiç gerekli olmayacak olsa da ömrüm boyunca bana savunulan gereken bir ilkedir. Bize hiç gerekli olmayabilirdi, size hiç gerekli olmayabilirdi. Şu anda oturmuş, kendi işlerimizle, gücülerimizle başkalarının yaşadığı acıları izliyor olabilirdik. O yüzden bu haldeyiz. Bir ilke olarak adalet savunulmalı. Çok gevezeli bir ilke. Teşekkür ederim. Hocamızın yüreğine sağlık. Tabii bu öz eleştirilerle eleştirdiği hususlar çok çok haklı. Zaten bu hususla düzeltilmedikçe toplum düzelmeyecek. Yeah.
Thank you.
aramızda Human Rights Watch'un Türkiye temsilcisi var, Emma Hanım. Biz kendisinin konuşmasını isteriz. Şimdilik kalsın mı? Peki. Değerli hukukçu, iktisatçı, mühendis, ne ararsan o olan değerli arkadaşımız Levent Mazılı Güney, kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Daha önce
sadece size doğruları söyleyen, sağlıklı istatistikler sunan ben vardım. Şimdi kim var? Sadece milletvekilleri sizden seçilince, bakanlar sizden olunca bu ülkenin yönetilebileceğini mi sanıyorsunuz? Bu ülke yönetilemez haldedir. Eğer iktidara adaysanız bir siyasi parti olarak da bu problemleri nasıl çözeceğinize dair adam akıllı projeler geliştirmek zorundasınız. Bizleri de ikna etmek zorundasınız. Neden bizleri ikna etmek zorundasınız? Bu raporda da var bakın veriler. Çok ilginç bir veri var. KHK'lılar geçen yıla kadar iktidar partisini yine destekliyorlarmış, biliyor musunuz? Belli bir oranda. OHAL döneminde mağdur olanların %76'sı iktidar partisini desteklemiş. Hayatında en az bir kez oy vermiş. %35'i de iktidara şu an destek olan ikinci partiye oy vermiş. İkinci yıl itibariyle, yani geçtiğimiz raporda, hala iktidar partisini ve ortağı olan ikinci partiyi destekleyen mağdurlar varmış. Ama bu yıl itibariyle iktidar partisine destek tamamen sıfırlanmış durumda. Artık vazgeçilmiş. İkinci partiye destek de %0.2'ye kadar gerilemiş. Ve şu an OHAL döneminde mağdur olanlar siyasi açıdan da bir arayış içerisinde. Bunlar bir kişi değiller, iki kişi değiller. Yaklaşık 250 bin kişi mağdur edildi. Bunların yakın çevreleriyle birlikte asgari 2 milyon seçmen yapar. 2 milyon seçmen siyasi bir güçtür. Bütün siyasi partilerin de haberi olsun. Şimdi Haluk Hocam'ı hatırladım tekrar. Haluk Hocam emekli edilmedi uzunca bir süre. Bakın 5000'in üzerinde atıfı olan bir bilim adamı saçma sapan gerekçelerle onu ihraç eden, ihracında imzası olan üniversite yetkililerinin bütün atıflarını toplayın, o kadar yapmıyor. Şu an ihraç olduğu üniversitenin yöneticileri bu kadar atıf sahibi değil. Emekli etmediler, emekli ikramiyesini ödemediler, vefatında hala emekli ikramiyesi ödenmemişti. Bir şekilde çözüm düşüncesi olmayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Çözmek istiyorsak, hep dediğim şey var ya, hukuk olgularla ilgilenir ama biz algılarla mücadele ediyoruz. Algılarla mücadele etmek zorundayız. Ve basınıyla, medyasıyla, gazetesiyle topyekun üzerimize bir algı bombardımanı var. Bunun bir tane yolu var. Bıkmadan, usanmadan anlatmak zorundayız. Eğer koskoca bir gün geçmiş ve biz bir insana dahi bu problemleri anlatmamış isek, bu hukuksuzlukları anlatmamış isek, bizim çocuklarımızın vebali bizim omuzumuzdadır. Ben bu ülkede doğdum, ben askerim, geri çekilmek gibi bir düşüncem yok, ben bu ülkede öleceğim, bu ülkede mücadele ederek öleceğim. Ama eğer bu ülkede bir düzen olmaz ise ben çocuklarımın bu ülkede yaşamasını istemiyorum. Çocuklarımın bu ülkede yaşaması için de mücadele etmek zorundayım. Hep birlikte bıkmadan, usanmadan anlatmak zorundayız. Teşekkür ederim. Aramızda hem hukuki kimliğiyle mağdurların yanında duran hem de bundan dolayı kendisi de hukuksuz bir şekilde mağdur olan bir hukukçu var. Avukat Kemal Uçar. Onun da söyleyeceği çok önemli şeyler var sanırım. Çünkü bu dava dosyalarıyla çok ilgilendi. Çok önemli bilgiler edindi. Bu soykırımın sanırım önemli örnekleri de kendisinde var. Buyurun Kemal Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizin hoş geldiniz arkadaşlar. Kusura bakmayın biraz heyecanlandım. Siz hakkı vereceğini düşünmemiştim. Hazırlamamıştım kendimi. Arkadaşlar, evet, kanun hükmü kararnamelerle ihraç edilen birçok insan gibi ben de aslında kısmi bir kanun hükmü kararnameye maruz kalmış oldum. Bir yıl bana da FETÖ-BDYE dosyalarına yasak getirilmişti. Süreç öyle hukuksuz bir süreç ki, düşünün insanlar hukuksuzluğa uğradıkları zaman bir avukat ihtiyacı duyarlar ki hukuki bir yardım alabilsinler. Günümüzde öyle bir hale
geldi ki artık avukatlar da hukuki yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Zira beni tutukladıklarında gerekçe olarak FETÖ'den ve darbeden yargılanan askerleri masum göstermeye çalışıyor dediler. Onlarla yapmış olduğum telefon görüşmelerini örgütsel bağ dediler ve bunun gibi saçma sapan delillere tutukladılar. Aslında baktığımız zaman biz kanun ve kararnamelere şunu görüyoruz. Hedef belirlenmiş, isimler belirlenmiş. Sadece kılıfına oturtmak için neler yapabiliriz? Yani isimlerimiz hepsi belliymiş zaten. Örnek veriyorum, ben 15 Temmuz'a kadar Karıncalı işlemiştim. 15 Temmuz'dan sonra tam bir suç makinesine dönüştüm. Toplam farklı farklı konulardan 21 tane soruşturma açıldı bana. Çünkü amaç burada susturmak, amaç burada kendi darbelerini, kendi devrimlerini yapana kadar muhalefeti ve iktidar, az önce muhalefetlerde biraz bahsetti Levent, susturmak ve kendi tabiriyle bazılarının atı alanın Üsküdar'a geçtiği bir ortam yaratmakta diye düşünüyorum. Bu bağlamda bizler susmadık, biz ecdadımızdan bu toprakları 30 kupona almadık, hani öyle benzetmeler yapılır medyada. Kanla alındı bu topraklar, silahla alındılar, silahla mücadele edildi, verilmedi, siyasetle de vermeyi düşünmüyoruz. Bu yüzden de bizlerin devamlı, hukukçu olarak söylüyorum en azından kendi adıma, konuşmamız lazım, mücadele etmemiz lazım, her platforma derdimizi anlatmamız lazım. Fakat biraz da eleştiri yapmak istiyorum. Geçen Deniz'le yaptığım programı da biraz söylemiştim. Arkadaşlar, bizler masumuz ki diye düşünerek sokakta gözükmeyelim, bir platformda gözükmeyelim, bir fotoğraf vermeyelim, sonra fişleniriz, bir görüntümüz olur. İleride insanlar göreve iade edecekleri zaman ama sen işte Gergerlioğlu'yla beraber şurada poz vermişsin ya da Kızılay'da şuradaki bir yürüyüşteymişsin gibi yasal haklarımızı bile kullanmamızı baskı ve korkuyla engellemeye çalışıyorlar. Susarak hiçbir yere varacağımızı düşünmüyorum arkadaşlar. Yani bizler mücadelemizi göstereceğiz. Allah inancı olanlar Allah'a dua etmeye devam etsinler. O ayrı konu. Ama sadece oturduğumuz yerden dua ederek de zerre arka boyu yol kat edeceğimizi düşünmüyorum. Bu yüzden bu tarz bir platformların önemli olduğunu düşünüyorum. Hocam bu arada size çok teşekkür ediyorum. Yani bu onurlu mücadelede çok önemli bir yeriniz var sizin. Az önce de biraz duygulandım. Ahmet'le Haluk Hoca'yı da görmüş olduk, yad etmiş olduk. Allah rahmet eylesin diye bunlara da. Tarihe bu günler geçiyor arkadaşlar. Ya zalimin yanında olarak geçiyor insanlar, ya zalimin karşısında olarak geçiyor, ya da susarak geçiyor. Bizler diyoruz ki bu süreç er ya da geç gidecek, bitecek. Hiçbir zulüm ila nihai devam etmemiştir. Firavun bile artık Allah olduğunu söylediği zaman suda boğulup gitmiştir. Nemrut ve keza aynı şekilde artık bütün gücü kendinde topladığında, ilah gibi görüldüğünde bir küçük sinek parçası burnuna girip hayatını mahvetmiş, bitirmiştir. Dolayısıyla bu zulüm de geçecek. Bu zulüm geçerken de bizlerin yapmamız gereken dayanışma örneğini göstermek. Bu işin sağı, solu, Alevisi, Sünnisi, Türk'ü, Kürt'ü yok. Bakın burada avukatım var, Çiğdem Koç, onunla konuşmasını isteyeceğim ben hocam sizlerden. Kendisini ben cezaevinde tanıdım ve dedim ki siyasi görüşümüz örtüşmüyor ya da dünya hayatı ya da ahiret hayatımız. Niye geldi dedim beni ziyaret etmeye? Dedi ki sen benim meslektaşımsın ve sana hukuksuzluk yapıldı. Bu hukuksuzlukta nedeni ben senin yanında olmak istiyorum dedi sağ olsun. Daha sonra avukatlığımı da yaptı. Onur verdi bana. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Bizim yapmamız gereken mahalle ayrımı yapmaksızın, parti ayrımı yapmaksızın, hukuksuzluğa karşı, adaletsizliğe karşı tek bir yerde durmaya çalışmak, hakkın yanında durmaya çalışmak. Sözümün noktaları kendi mahkemede kullandığım ve çok sevdiğim bir sözümü söylemek istiyorum. Susmayacağız arkadaşlar çünkü hakkı savunmanın son sözü olmaz. Teşekkür ediyorum. Serpil Hanım, HDP İzmir Milletvekili aramızda. Arkadaşımızın da mutlaka söyleyecekleri vardır. Ben teşekkür ederim. Herkese merhaba. Ben sizleri dinlemeye geldim. Evet. Teşekkürler. Peki. KHK'lılara daha ilk günden itibaren destek veren bir arkadaşımız var aramızda. Gazeteci Gökhan Özbek. Çok kişinin sustuğu zamanlarda Gökhan Özbek konuşuyordu. Sağ olsun. Evet, teşekkür ederim. Kendisine ne tavsiye davet ediyoruz. Öncelikle herkese merhabalar. Aslında hazırlıksız yakalandım. Ben dümdüz bir insanım. Hukukçu değilim. Ve bilim insanı değilim. En önemlisi KHK'lı değilim.
Ailemde de bir tane KK'lı yok. Ama neden KK'lılara sahip çıktım? Neden bu işte durdum? Aslında hep şunu söylemiştim. İlk KK çıktığında ben de anlamadım. Sadece bildiğim şuydu. 90'larda Doğu'da olağanüstü haller vardı. KK'lar vardı. Eminim çoğunuz da belki biliyorsun veya görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur ama detayını bilmiyordunuz. Ama şunu biliyordum ben. Hiç kimse, bugün 134 bin kişi diyor ama hocamız 200 bin kişi olduğunu ifade ediyor toplam KK'lar ama benim tahminimde daha ötesinde daha büyük bir rakamla var özel şirketlere dahil ettiğimiz. Hiç kimse kendisini hukuk yerine koyamaz. İster bu Cumhurbaşkanı olsun, ister Başbakan olsun, ister ne olursa olsun, istersen Gökhan Özbek olsun. Ben buna inandım. Bir insana amansız, lakinsiz, kesinlikle yargılamasız, işinden atlamayacak inandığım için ilk günden itibaren bu mücadeleye elimden geldiğince sınırlı olanaklarımla katkı vermeye çalıştık. Tabii bunun bizim için zor bir süreci oldu o hal altında. İlk 9 Mart 2017'de KK'da ayağa kalkıyor diye aslında platform sürecini başlatmıştık. Ve yine o hal altında ki bu bizim için çok anlamlı ve manalı bir durumdur. Yanlış hatırlamıyorsam referandumdan 8 gün önce Anıtkabir'de, pardon 7 gün önce Anıtkabir'de bir buluşma gerçekleşti. Bilmiyorum burada kimler vardı ama 317, tüm Türkiye'den gelen toplam 317 KK'lı 500'de aşkın polisin koruması altında ve gözlem altında ilk o zaman eylemimizi gerçekleştirmiştik. Tabii ki bireysel eylemler vardı, ilk kitlesel eylem. Bu ben orada olduğum için mutluyum. En azından şunun için mutluyum. Biraz önce 1667 sayfalık bir rapor yayınlanmış. Üçüncü kez. Tarih, biraz önce Bayram hocamızın da dediği gibi aklımıza gelen soykırımlar ifadeler. Mesela Yahudi soykırımı ya da Yemeni soykırımı ya da buna benzer birçok türevleri vardır ama. Mesela Yahudi soykırımı dediğiniz, İsrail'in ve kutsal değeri olarak ifade edilen Haşua 668 sayfadan ibaret. Ne mutlu ki bugün bu tarihi geleceğin iz düşümü olarak taşıyan bir rapor var. Bunun gibi nice örnekler var. Söz uçar yazı kalır derler. Ben Haşua'nın da üstünde aslında bu KK'ların yaşadığı zulmü artık sözle değil, yazıyla, belgeyle yüzlerce yıl sonrasına taşınacak bir rapor olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bunu çok önemsiyorum. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce herkese ulaştırmaya çalışıyorum. Ne mutlu ki eğer KK'ları yönetimi demiştik, ne mutlu ki eğer bu mücadele bir sıra nefri olmuşlar. Ben sıra nefri olmaya da hazır olmaya devam edeceğim, ifade etmek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum, biraz heyecanlıyım, kusura bakmayınız. Bir parmak kalkmıştı arkadan. Sizdiniz herhalde. Buyurun. Buyurun kürsüye gelin. Filiz Uzal, İstanbul KYK Platformu'ndan. Buyurun. Şimdi çok küçük bir anım hocam. Biz köşe yazarlarını bununla beraber işte toplumda sesimizi duyurabilecek pek çok insanı kapı kapı, kapılarını çalarak ziyaret etmeye başladık. Açılmayan kapıları zorla açmaya çalıştık. Bir gün Sevilay Yılmaz'ı ziyaret ettik. Bayram Hocam, birkaç arkadaşımız. Kalabalık bir gruptuk. Oradan çıktık hocam. Yol bizi nereye götürürse Bayram Hocam tabii rahatsızlığından kaynaklı ayrıldı. Derken 3 kişi kaldı. Kemal Karanfil Hocam, Savaş Açıkaya ve ben. Ne yapalım dedik. Barolar Birliği Başkanımızın Durakoğlu'nun kapısını çaldık. Derdimizi anlatmaya başladık. Müthiş bir korku hakimdi yüzümüne. Dedi ki, biz dedi sizleri savunamayız. Bunu burada anlatmak zorundayım. Çünkü derler ya, insan için hep dert olan bir şey vardır. Tarih binleri. Durakoğlu'na arkadaşımız Savaş Hocam, ki kendisi bir CHP'lidir, anlatmaya başladı. Yani bilmemlerden olmadığını anlatmaya başladı. Diğer hocamız B olmadığını anlatmaya başladı. Ben başka bir yerden konuşmaya başladım ama baktım ki tepeden bakan, bizi kesinlikle reddeden bir izlenim. Artık bir yerden sonra ben sinirlenince bağırıyorum, dayanamıyorum. Bu sürecin de getirdiği bir durum. Arkadaşlar dedim, durun. Lütfen. Biz kime neyi anlatıyoruz? Karşımızda hukuk var, hukukçu var, binlerce avukatın, on binlerce avukatın temsilcisi var ve bizi savunamayacağını, masumiyet karinesini de çiğneyerek anlatıyor.
elini sıktım. Durup onunla dedim ki, hocam size de kolay gelsin. Başınıza teyze olduğu gibi sıkıntı var. Sizin derdiniz bizden daha büyük dedi. Onun daha büyük sorunları var, ona da kolay gelsin. Filiz Hanım çok haklı. Zulme susarak bir yere varılamayacağını herkes görüyor. İşte güncel siyaseti takip edenler de her şeyi görüyor. Bir zulme susayım, öbürüne susayım ama sonra bir bakıyorsunuz sizin başınıza gelmeye başlıyor bu işler. Bunları topyekün ve şeytanlaştırmadan değerlendirmemiz lazım. Toplumda çok önemli şeytanlaştırmaları herkes yaşadı. İşte Kürtler yaşadı, KHK'lılar yaşadı, Aleviler, şunlar, bunlar. Yani bunları illa başınıza gelince mi hissedeceksiniz diye sormak lazım. İşte o yüzden bu muhasebeler çok önemli, bu birliktelikler çok önemli. Biz insan hakları bilincinin ilerlemesini, bu toplumun ancak ve ancak bir diğerinin acısını hisseden insan hakları bilinciyle kurtulabileceğini söylüyoruz. Ben bunu KHK'lılara da çok söylüyorum. Her ilde söyledim. Ey KHK'lılar, KHK zulmünün bitmesiyle zulmün biteceğini mi zannediyorsunuz? Zaten haksızlıklar, zulüm vardı. Size yapılanın bitmesiyle de bitecek hiçbir şey yok. Bunu bilin. Size yarın öbür gün belki işinize iade olursunuz. Size yalnız ve yalnız bir şey kalır. Eğer siz bu bilinci edinmezseniz o çektiğiniz KHK'lılık yıllarındaki o acılar boşa gitmiş olur. Ancak siz insan hakları, demokrasi, hukuk, özgürlük bilincini edinmişseniz işte siz buradan kazanımlı çıkmışsınızdır derim. Her ilde, Türkiye'nin her yerinde hep bunu anlatıyorum. KHK mücadelesini de bunun için veriyorum. Yoksa yani işe iade edilmişiz, edilmemişiz, şudur budur. Bir büyük topyekün mücadeledir bu. Türkiye toplumunun iyileşmesi için yapılması gereken bir mücadeledir. KHK zulmüne uğramayanların bundan dolayı işte şu anda KHK'lıları yalnız bırakmaması gerekir. Çünkü çok ağır sonuçları olan son 4 yılın çok ağır bir zulmünü anlatmaya çalışıyoruz bu topluma. Ki dediği gibi en ileri gelen hukukçuların bile korktuğu, çekindiği bir büyük zulmü anlatmaya çalışıyoruz. Aramızda konuşmak isteyen diğer arkadaşlar varsa buyurun. Buyurun hocam. Kontrgerilliğe karşı inisiyatif, Fin yıllardır önemli temsilcisi, insan kaçırmalar, işkencelere karşı hayatı boyunca mücadele etmiş çok değerli bir abimiz. Kimlik ayırt etmeksizin kaçırılan, işkence edilen herkesin hakkını hukukuna savunmaya çalışmıştır. Buyurun hocam. Merhaba. Adım Faik Güleçüz dedim. Kontrgerilliğe karşı inisiyatif hareketinin sözcüsüyüm. 12 Mart döneminden geliyorum ben. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Mahir Çayan'ın liderliğini yaptığı o hareketten geliyorum. 50 yıldır Türkiye sosyalist siyasetinde mücadele ediyorum. 78 yaşındayım. Bu dünyadan gidiyorum. Çok fazla zamanım kalmadı, bunu biliyorum. Yani doğal olarak kalmadı. 100 yaşasam da olur, çoğu gitti. Devletin baskılarından bir gün olsun oh diyemedim. Diyebileceğimi de zannetmiyorum. Ama hiç önemli değil. 10 yaşında bir torunum var. Hala mücadele ediyorum. Ülkem güzel olsun. İyilikler olsun ülkemde. Kötülükler olmasın. Ben gittikten sonra torunum ya berbat bir şey bırakmışsın dedi. Hiçbir şey de yapmamışsın demesin diye 50 sene sonra, 40 sene sonra, 30 sene sonra bu motivasyonla bu yaşta hala mücadele ediyorum. Dün de çok sevgili Bayram hocamız aramıza katıldı. Mücadelemize bize müthiş bir güç verdi dün. Çok motiveyiz mücadelemizde kontrgerilliğe karşı inisiyatif olarak. Şimdi biz kontrgerilliğe karşı inisiyatif
olarak buradan kendi penceremizi açmak istiyoruz size. Tabii ki siz buradan ben dinliyorum geldiğimden beri haklı olarak ateş düştüğü yeri yakar. Siz kanun hükmünde kararnameden derdiniz var, yaralarınız var. Ki Sayın Milletvekilimiz de çok doğru bir şekilde değindi. Ama yaralar o kadar çok ki arkadaşlar. Yani 1915'ten başlatıyoruz biz kontrol birliğe karşı inisiyatif olarak acıları, kötülükleri. Biz derin devlete karşı mücadele ediyoruz. Temel hedefimiz o. Yani biz günlük iktidar mücadelesinin içine girmiyoruz. Girmek de istemiyoruz. Yani esas hedefimiz o. Derin devletin 1915'ten beri Ermenilere yaşattıkları büyük felaketten başlayarak burada çoğumuzun, hepimizin milli bütün kötülükleri tek tek saymamıza gerek yok. Sadece ikisini söylüyoruz biz kontrgerilleye karşı inisiyatif olarak. Rand Dink öldürüleni 13. sene oldu. Mahkemesi sürüyor. Kim öldürdü? Rand'ı kim öldürdü? Kim öldürdü değil, dikkatinizi çekelim. Kim öldürdü? Biz bunun peşindeyiz. Öldüren orada da bir çocuğu öldürdüler yani. İkincisi, cumartesi anneleri 500. haftayı geçti, çoktan ağın geçti yani. Her cumartesi gidiyorlar, kayıplarının kemiklerini istiyorlar. Kemiklerini yani düşünebiliyor musunuz? Yani bizim kanımız oluyor ya. Kemikler, nerede kemikleri diyorlar. Yani artık canını umudu kesmişler. Hiç değilse mezara olsun. Bakın bu iki olayın peşindeyiz biz. Ve bu iki olay bütün bu kötülüklerin 100 seneye aşkın süredir yapılan kötülüklerin çözümünün şeyi olacaktır. Domino taşı gibi. Rand'ı kim öldürdü ortaya çıkaralım. Ya da cumartesi annelerinin ki o daha somut, kayıplar daha somut çünkü devlet var açık ortada yani. Devlet almış götürmüş yok diyor. Göz göre göre yani. Ve halen de devam. Hala yani devam ediyor. Hala devam ediyor. Yani bizim Türkiye toplumuna açmak istediğimiz pencere budur. Kontrgerilleye karşı inisiyatif. Yani biz 100 seneyi aşan süredir her türlü belanın kaynağında olan derin devleti açığa çıkarıp bunları yapanları yargının önüne çıkarıp yüzleş dediğimiz müddetçe biz buna büyük yüzleşme diyoruz. Kontrgerilleye karşı inisiyatif olarak. Bunu yapmadığımız müddetçe her şey boştur. Bakın şurada verdiğiniz nefesler bile boştur ben size söyleyeyim. Aynen hocamın dediği gibi siz işinize dönersiniz. Yaralarınız biraz hafifler ama arkada korkunç torbalar var yani değil mi? Sizin arkanızda da o acılar nasıl gidecek? O ölenler nasıl geriye gelecek? Değil mi? Yani o çıldıranlar nasıl tedavi olacaklar gibi. Bunun gibi milyonlarca şey var bu ülkede. Yani her şey boştur ve biz diyoruz ki seçimler de boştur. İstediğiniz kadar seçim yapın. Hangi iktidara, hangi partiyi getirirseniz getirin. Derin devleti açığa çıkarmadıkça Türkiye aydınlığa çıkamaz. Nefes alamayız. Huzura kavuşamayız. Barışa kavuşamayız. Müreffeh bir ülke olamayız. Derin devlet açığa çıkacak. Türkiye'de yaptıkları yargının önüne gidecek. Bütün yaptıkları, bakın yargının önüne diyoruz biz. Başka bir şey demiyoruz yani. İspatlanmış her şey yargının önünde suçlular cezasını çekecekler. Ben son olarak ilginç bir şeyden bu konuyla bağlantılı olarak hani diyoruz ya kontrgerilleye karşı inisiyatif olarak bütün seçimler de boştur diyoruz. Seçimler önemlidir. Bakın önemsiz demiyoruz. Bu seçim mesela hayati derecede önemlidir. Için, ülkemiz için bütün seçimlerin hepsinden ben 1950'de Demokrat Parti'nin gelişinden bugüne kadar bütün seçimleri sinema filmi gibi hatırlıyorum. Ama en önemlisi erken veya zamanında yapılsın. Bu seçimdir. Türkiye'yi düzlüğe çıkaracak olan, demokrasinin önünü açacak olan bu seçimdir. Çok kıymetlidir. Ama hiç aklımızdan çıkarmayalım. Kontrgerilleye karşı inisiyatifin işaret ettiği yeri hiç unutmayalım. Derin devlet açığa çıkmış olmayacak arkadaşlar. O mesele hallolmuş olmayacak. Bu seçimin bütün önemine binaen. Bakın enteresan bir şey söyleyecektim, onu söyleyeyim.
Çok ilginç bir şey bu. Tuhaf. Bu ülkede seçim oluyor, bir parti iktidara geliyor. Nasıl oluyorsa gidiyor o derin devlette anlaşıyor. Örnek veriyorum. Bülent Ecevit 1973 seçimi esiyor, yıkıyor Türkiye'yi. Soldan esiyor, sol taraf. Sosyalizmin bütün sloganlarını kullanıyor. Ve bu adam kontrol yerleri yakaladı. Yani bizim tezgahından geçtiğimiz kontrol yerleri Bülent Ecevit başbakan olduğunu yakaladı. Tesadüfli bir şekilde yakaladı, şaşırdı. Kontrol yerlerden biri konuşuyor yani karşısında. Erzurum'da mı? Nerede bir yerde? Bu ne diyor ya? Kim bu diyor falan anlayamıyor ya. Başbakan. Tuhaf bir şey yani adam. Yani legal değil, legal bir çözülüyor karşısındaki adamı. Oradan giderek üstüne gitmeye çalıştı Bülent Ecevit. Çiğli'de suikast yaptılar, canını zor kurtardı. Başbakan dikkatinizi çekerim. Yapamadı. Bulduğu halde yapamadı. Özal geldi. Özal geldi. Kendisinin canını kastettiler. Kendi kongresinde partisinin. Buldum dedi. Buldum bana yapanı dedi. Ama üstüne gidemedi. Gidemediler. Anahtar da gidemedi üstüne yani. Çok güçlü gelmişti anahtar biliyorsunuz. Gidemediler yani. Şimdi AK Parti iktidarı geldi en son. Çok umutlandık. Ben kendi adıma bir ara dedim tamam işi çözüyoruz. O Ergenekon davaları başlayınca dedim şimdi dibine gideceğiz bu işin köküne kadar. Ama maalesef Fethullah bile çok korkunç bir şey yaptı bu ülkeye. Yani o davayı hakikaten sulandırmış. Yoksa onların hepsi sütten çıkmış akkaşık değil arkadaşlar. Evet o Ergenekon. Ergenekon arkadaşlar o FETÖ'nün icadı falan filan değil o yani. Ergenekon'un da kendisi. Biz şunu söylüyoruz. Şimdi ne oldu? Arkadan konuşuyorduk. Hani Tayyip Erdoğan her şeyi hallediyordu. Trump'ın katilini buluyordu. Söz vermiştir Akil Hanım'a. Başbakanken söz verdi değil mi? Bulacağım. Namus borcudur dedi. Yok. Ne ses ne nefes. FETÖ'nün üstüne yıkacaklar birkaç tane polisin davayı. Ben size söyleyeyim. Muhtemelen öyle gidiyor dava. Kapatıp gidecekler yani. Yani biz boş. Boşuna o her şey boştur lafını kontrol yerlere karşı inisiyatif olarak bizim manifestomuz var. Yani 2-4 sayfasından ibarettir. Burada da aynen bunu bir paragrafta söyledik. Yani laf olsun diye söylemiyoruz. Derin devlete haklamazsak, onun ta dibine kadar gidip her şeyi açığa çıkaramazsak, bütün pislikleri, bütün kötülükleri her şey boştur arkadaşlar. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz sevgili Faik Güneç'e. Hepimize örnek olması gerekiyor. 78 yaşında bir dava insanı, düşüncelerinin, inançlarının peşinde koşan ve son nefesine kadar da bunu yapmaya çalışan bir insan. Kendisine teşekkür ediyoruz toplum adına. Değerli arkadaşlar, herkese açık kürsü. Konuşmak isteyenler varsa gerçekten çok istifade ediyoruz. Lütfen buyursun kürsüye, çok memnun oluruz. Buyurun hocam. Buyurun. Merhabalar. Buradaki hiç kimse beni tanımıyordur. Çünkü az önce yansıtmış olduğunuz rakamlarda verilen 134 bin ve belli şeylerde 200 bine kadar çıkan rakam içerisinde susmuş, korkmuş, sesini çıkarmayan o büyük kitlenin içerisindekilerden biriyim ben. Hidayet Yalçın, matematik öğretmeniydim, 17 yıllık matematik öğretmeniydim, İran'da oldum. Daha sonrasında hukuk fakültesi mezunuyum aynı zamanda. Avukat olma hayalimiz vardı. O da ruhsatımızı idare mahkeme tarafından iptal edildiği için o süreçte sonlandı. Yani bir hukukçu kimliğim de var ama buna rağmen o korkan sinen sesini çıkarmaktan, bir yerlerde fotoğraf vermekten korkan, çekinen kitlenin içerisinde ben de varım. Bilmiyorum bu raporu henüz okumadım ama raporda bu değerlendirildi mi? Yani bizim kitle neden böyle diye bir değerlendirme yapıldı mı? Yani bunlara ulaşmaya çalışmak
gidip bir şekilde bunları anlatmadık, yaşıyoruz. Yani yaşadıklarımızı bile bir başkasına anlatmaktan, ben mesela kendim şu an itibariyle özel ders vererek eğitimimi sağlıyorum ama gittiğim hiçbir yerde ben bu, işte ben daha önce Fen Lisesi'nde çalışan bir matematik öğretmeniydim. Yine bir matematik öğretmeniydim ama beni ihraç ettiler demiyorum. Tamamen ayrıldım. Ben hiç devletle hiç alakam yoktu. Ben özel sektörde çalışıyordum. Hayatım boyunca matematik, özel matematik ders vererek geçindim diyerek o geçmişimi saklamaya çalışıyorum. O bir korku. Bunun kaynağı nedir diye bir ilmek lazım bence. Şimdi ben sağ muhafazakar mahalleden gelen bir öyle bir ailenin çocuğuyum. İhraçtan sonra, ihraç olduktan sonra ailem bana sahip çıktı. O konuda herhangi bir şeyim yok. Ama bütün telkinleri şunun üzerineydi. Sakın ha, aman ha, hiçbir yerde böyle bir konuşma yapma. Bunu söyleme, bunu anlatma. Sen hiçbir yerde farklı bir şekilde gözükme. Hatta açmış olduğum idare mahkemeye açmış olduğum davaları geri çekmem. O davalardan dolayı hakkında tekrar bir işlem başlatılabileceği korkusu. Bilmiyorum başka yaşayan var mıdır bu hususta ama bu davaları geri çekmem, uğraşmamam. Hani devletle uğraşma. Otur oturduğun yerde. Bak 3-5 kuruş kullanıyorsun zaten. Çocuklarının nafakasını bir şekilde temin edebiliyorsun. Senin sorumluluk alanın ailen ve o çocukların nafakasından ibaret. Onlar hallediyor musun? Tamam diyerek geçti. Daha sonrasında işte bir hukuk staj süreci içerisinde avukat arkadaşlarım oldu. İşin enteresan tarafı yani bu hak savunuculuğu az önce Murat Hocam'ın ben sürekli yazılarını okuyorum. Şeylerden orada da ifade ettiği gibi. Bu işin birinci derecede savunucusu olması gereken avukat arkadaşlarımdan da ben aynı cümleleri duydum. Bilmiyorum belki bizim mahallenin özelliği buydu. Bu sağ muhafazakar mahallenin özelliği buydu. Benim bir hocam derdi ki tatlı su muhafazakarları derdi. Belki ondan kalma bir özellik. Ben bugün buraya saat 12'ye çeyrek kala gelebildim. Çünkü eşimin yaptığı yemekleri yemeklerine dağıtıyorum ofisteki arkadaşlara. İşimiz yani evi geçimi için onu şey yapıyoruz. Son dakikaya kadar buraya gelip gelmem konusunda hala tereddüt yaşıyordum. Güvenliğe o halle ilgili bir toplantı varmış. Acaba hangi salonda diye sormaya korktum bir an. Acaba yani. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum derdim. Hani bunu anlatayım diye çıktım. Çünkü böyle o korkak kitlenin içerisine gelen, yani korkak demeyelim ama ne diyeyim, korkutulmuş kitlenin içerisinden gelen biri olarak söylüyorum. Böyle bir ruh hali yaşıyoruz. Çok büyük bir kitle ama şimdi hani gelince buradaki sayı bilmiyorum, hani çok daha fazla olacak, ben hani girişte yer bulamayacağım falan diye düşünerekten gelmiştim. Ama demek ki benim gibi olan bayağı bir kitle var yani o şeyin içerisinde, o verilen rakamın içerisinde. Yani onların da bir ses olarak böyle bir cümle kurmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın. Her şeyle yüzleşmemiz lazım arkadaşlar. Bakın değerli matematik öğretmeni arkadaşımız çok önemli bir toplumsal bir bilinçaltını anlatıyor bize. Bunlarla da yüzleşmemiz lazım. İşte tabii mücadele nasıl olacak, zulme karşı duruş nasıl olacak, ne haldeyiz, ne yapmalıyız? Bunları dinleyerek gelişecek sanırım. Bu ölü toprağı haliyle tabii ki hiçbir yere varamayız. Bir üçüncü dünya ülkesi olmaktan öteye gidemeyiz bu toplum olarak. Ve kendi çukurumuzda debelenip dururuz açıkçası. Sadece KHK'lık olarak söylemiyorum. Bir Orta Doğu ülkesindeki bir fert olarak söylüyorum. Bütün bunları aşmamız lazım. Ne zaman aşacağız? Bir 100 yıl sonra mı? Torunlarımızın torunları mı görecek? Ne zaman demokrat bir anlayışla biz bu toplumun fertleri, bireyleri olacağız? Bu çok önemli soru. Aramızda birçok değerli arkadaşımız da var. Ben onun konuşmasını mutlaka istiyorum. Demokrat, hak savunucusu kimliğiyle hiçbir kimliği ayırt etmeksizin son derece ilkeli bir duruşun sahibi bir hukukçu. Avukat Çiğdem Koç. Lütfen kürsüye sizi davet ediyoruz. Aslında söyleyecek çok bir şey kalmadı herhalde. Yok. Söyleyecekleriniz evet, çoktur. Evet, var bir şey. Herkese merhaba. Aslında herkes her şeyi söyledi ama ben bir çok acı bir çığlığı herkese bir kere daha duyurmak istiyorum. Benim iki meslektaşım şu anda ölüm orucunda. Adil yargılanmak için ölüm orucundalar.
Ben her hafta ziyaret ediyorum Silivri cezaevini ve mümkünse diğer cezaevlerini, Edirne'yi, Selahattin Bey'i, Abdullah Bey'i, işte Sincan'ı falan. Bu hafta Ebru'yu gördüm. Ebru artık konuşamıyor. Çok ciddi yaraları var. 40 kilonun altına düştü Ebru. Aytaç Burhaniye'de, Aytaç'a henüz gidemedim ama kas erimelerinin başladığını biliyorum. Şimdi bu insanlar sadece avukatlık yaptıkları için yargılandılar. Ki ona yargılanma denmezdi, yani korkunç bir şeydi. Hakikaten bir hukukçunun yok artık, yani bu kadar da olmaz dediği birçok davadan biriydi o da. Ben Murat Hocam söyledi, Hüda Hanım söyledi, siz hep söylüyorsunuz. Kemal söyledi. Mahalle ayrımı yapmadan, herkes kendi teröristini alıp kenara çekilmeden, insanlar ölürken, Ahmet'i gördük ya, Ahmet'le aynı gün biz İbrahim Gökçe'yi kaybettik. İbrahim Gökçek grup yorum üyesiydi, ölüm orucundaydı, belki biliyorsunuzdur. Şimdi ikisi de bizim evladımızdı ama bugüne kadar biz onu çok fark etmemiştik. Şimdi ben bir hukukçuyum, Murat Hocam'a atıfla bir şey söyleyeyim. Benim bu anlamda bir kırmızı çizgim yok, Ömer Hocam bilir. Yani işte çok azılı bir katili, dehşet verici bir sapı. Hatta Kemal Uçar'ı bile savunabilirim, onun bir avukatı olabilirim. Bu arada ben Kemal'in avukatı olmakla ve onunla meslektaş olmakla onur duyuyorum, gerçekten onu söyleyeyim. Şimdi mesela Osman Kavala'dan bahsetti Murat Hoca. Bana Osman Kavala'nın neden tutuklu olduğunu anlatacak bir hukukçu varsa ben anlatmasını isterim. Çünkü ben onu her hafta gördüğümde asla onun dosyasıyla ilgili konuşamıyorum. Çünkü çok saçma. Yani ne söyleyebilirim? Selahattin Demirtaş, Selahattin Başkan bence bu ülkenin gerçekten barışa dair umududur. Onun aynı şeyi düşünemeyebilirsiniz. Çok başka bakabilirsiniz meseleye ama böyle bir gerçek var. Selahattin Demirtaş bu ülkenin barış umutlarından biridir. Selahattin Demirtaş ne içeride? Ve Selahattin Demirtaş 4 yıla yakındır tutuklu. Neden onun tutukluna dair kimse ses çıkarmadı kendi kitlesi hariç? Bunlar içinde en vahim Selçuk Kozaş. Selçuk Kozaş benim meslektaşım ve bu ülkenin en iyi avukatlarından biridir. Soma'dan Ermeni'ye, Güneydoğu'da yaşanan ihlallerine Selçuk Kozaş bu mesleğin onurudur. Az önce İstanbul KYK platformundan bir arkadaşımız İstanbul Baro Başkanı'na gittiğini söyledi. Siz KYK'lar olarak gittiniz. Siz kimsiniz? Adam kendi avukatı yargılanırken sahip çıkmadı. Sadece bu Sayın Durakoğlu ile ilgili bir mesele değil. Turan Can Polat bana Ömer Bey göndermişti onunla ilgili bilgileri. Daha sonra Kemal onunla ilgili bir yayın yaptı. Turan Can Polat 4,5 yıldır mı Kemal tutuklu? İnanılmaz sebeplerle tutuklu. Ne Malatya Barosu'nun ne Barolar Birliği'nin sesi çıkmadı. Levent, hadi Levent'e gene ruhsatını verdi baro ama şimdi Levent'e kaç tane baro başkanı sahip çıktı ama çoklu baro olunca, kendilerine dokununca anladılar meseleyi. İptal ettiler. Ha, iptal ettiler. Şimdi bundan hepsinden daha vahim bir örnek vereyim. Ahmet Altan. Ahmet Altan sadece 3 yazısı nedeniyle 4 yıla yakın bir zamandır hapiste. Ahmet Altan'ı sevin sevmeyin işte taraf gazetesinde şunu yaptı ya da şunu yazdı, bunu yazdı. Bunun hiçbir önemi yok. Ahmet Altan bugün bu ülkenin demokrat olma turnusoludur. Bir insana Ahmet Altan için de mi özgürlük istiyorsun diye sorun. Oradan alacağınız cevap o insan ne kadar demokrat ve ne kadar hukuka, adalete bağlı olduğunu gösterecektir. Şimdi bu insanların her biri sayamazsınız. Bugün Sözcü gazetesinde benim avukat olduğum dosyayla ilgili bir haber var. Özel kuvvetler dosyası, Ömer Aristem'in dosyası diye geçiyor. O dosyada yaşanan hukuksuzlukları size anlatamam. Orada yaşanan olayla ilgili söylenen yalanları size anlatamam. Sözcü gazetesi tekrar pişirmiş, işte o hal komisyonu başvurusuyla ilgili bir haber yapmış, darbeci diye. Doğu Perinçek diyor ya, hukuk son 50 yılın altın devrini yaşıyor. Şimdi kendileri yargılanırken, kendileri gibiler yargılanırken hukuk yok.
Ama kendileri gibi düşünmeyenler yargılandığında işte hakkında karar veriliyor. Gazetecilik suç değildir ama Sözcü gazetesi, Cumhuriyet gazetesi ya da Barışlar olduğunda suç değil. Barışlarla aynı dosyada yargılanan Yeni Yaşam'dan iki arkadaşımız Ferhat Çelik ve Aydın Keser'in adı anılmadı bu ülkede. Ya bunu duayen hukukçular yaptı. O duayen hukukçulardan biri, Kemal'le yayınımızda söylemiştim. Masumiyet karinesi herkes için geçerlidir ama en azından Betaltan için geçerlidir diyebildi yani. Ve bu adam duayen hukukçu. Şimdi bütün bunları artık biliyoruz hepimiz. Herkes kendi mahallesine çekilince neler olduğunu da biliyoruz. Ama benim sizden özellikle ricam Ebru ve Ayteç için, çünkü artık yaşam hakkı söz konusu. Ebru ve Ayteç için biz hani elimizden geldiğince ses çıkarmaya çalışıyoruz. Ahmet öldü, Helin öldü, İbrahim öldü. Bir sürü genç insan ölüyor ve hepsi başkalarının çocukları. Ama hepsi bizim çocuklarımız aslında. Ebru ve Ayteç kurtulursa, benim meslektaşlarım tahliye olursa, emin olun sizin yaşadığınız hukuksuzluklara da en çok onlar ses çıkaracaktır. 15 Temmuz'un hemen ardından herkes kendinden korkarken Selçuk Bozarçlı çıkıp 15 Temmuz sonrası insanlara işkence yapılıyor diyebilecek yiğitlikte bir avukattır. Ahmet Altan için ses olun. Ahmet Altan sizler için, herkes için ses olmuştu. 17 bin Kürt sokaklarda vuruldu, öldürüldü. Neydi Ergenekon dediği için bugün ulusalcı kesimin Kemalistlerin düşmanlığıyla içeride tutuluyor. Başörtüsü insanın, bir kadının nasıl giyineceğine karışamazsınız. Başörtüsü onun insan hakkıdır demişti. Onun için içeride tutuluyor. Ben Ömer Bey'e çok teşekkür ederim. Hüda Hanım'a çok teşekkür ederim. Ben onunla tanışmayı çok istiyordum. Diyanet'le ilgili yaptığı konuşmadan sonra özellikle. Ve özellikle HDP'li vekillere ve bazı CHP'li vekillere teşekkür edeyim. Ebru Aydınç'ın sesi olduğunuz için. Bir şey söyleyeceğim. Ben az önce bahsettiğim insanların hepsini diyorum, her hafta görüyorum. O kadar umutlular, o kadar dirençliler, o kadar sağlamlar ki bizim onların yanında asla umutlu olmaya, asla yılgın olmaya hakkımız yok. Biz bu mücadeleye devam edeceğiz. Avukatlarınıza güvenin, avukatlarınızın sesi olun. Onu gerçekten çok rica ediyorum. Onları kurtaralım. Teşekkür ediyorum. Rapor için de hocam çok teşekkür ediyorum. Okuyacağım mutlaka. Umudunuzu kaybetmeyin. Çetin Altan'ı sözle getireyim. En sevgi karartmayın. Çok teşekkür ederim. Hakikaten unutmamamız gereken bir gerçeğin eriyip giden iki insanın durumunu anlattı Çiğdem Hanım. Ebru Tintik ve Aytaç Ünsal eriyorlar. Sonun ne olacağını biliyoruz. Böyle giderse İbrahim Gökçek, Melih Gökçek gibi, Mustafa Koçak gibi olacaklar. Yani bu toplum susmamalı. Daha sesi yükseltmeliyiz değerli arkadaşlar. Gerçekten korkunç bir şeydir. Evet, biz şu anda KHK'nın bir soykırım olduğunu söylüyoruz ama öbür taraftan da açlık grevinde eriyen ve ölüme doğru giden insanlar var. Toplumun her kesimi herkese karşı duyarlı olmalı. Ahmet Burhan Ataç ve İbrahim Gökçek evet aynı günde öldü ve o gün sosyal medyada çok güzel bir hashtag vardı. Ahmet de bizim, İbrahim de bizim diyordu. Çok haklıydı. Zulme uğramış, herkes birbirini kucaklamalı. Bunu unutmamak zorundayız. İnsani temaslarla da bunu güçlendirmeliyiz değerli arkadaşlar. Başka konuşmak isteyen var mı? Buyurun, kürsü sizin. Ben Çiğdem Hanım'ın söylediklerinden sonra konuşma kararı almak istedim. Çünkü aslında hep dinlemek istedim. Özellikle de Ömer Bey'i çok fazla dinlemek için gelmiştim. Burada sorudan çok kendisine değer verdiği Hüda Hanım'a da rastlamış olmaktan büyük mutluluk duydum. Fakat bu konu açılınca mutlaka bir şeyler söylemek istediği isteği oluşu içinde. İçerideki meslektaşlarımız... İçerideki meslektaşlarımız iktidarın zulmüne karşı olduğunda değiller. Yani onları açlık grevinde bırakan şey iktidar değil. Onları o duruma düşüren bu salondakiler belki daha sorumlu olabilir dışarıdakilere göre ama bu salondakiler dahil biziz. Bütün topluluğuz.
Onlar bizim yüzümüze nasıl kremindeler. Çünkü tepki vermiyoruz. Vermiyorsunuz. Yani kabul edin bunu, vermiyorsunuz. Böyle tepki gösterilmez. Basit bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani gram gram zerre zerre eriyen insanlardan bahsediyoruz. Bunların talebi adil yargılanma talebi. Bu talebi hükümet karşılayamaz. Bu talep devlet tarafından karşılanacak bir talep değil. Onlar bu işin faili. Katilden aynı zamanda maktulü kurtarmasını bekleyemezsiniz. Böyle bir saçmalık olmaz. Yok böyle bir şey. Teşekkür ederim. Çok çok haklı ve tepkimizi her geçen saniyenin kıymetini bilerek yükseltmek zorundayız arkadaşlar. Gerçekten ölüme giden insanlar var. Her suskunluğumuz bizim sonraki pişmanlığımız olacak. Bunu hiçbir şekilde unutmayalım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kendinizi tanıtır mısınız? Evet, herkese merhaba. 2018'de Zeytinburnu Belediyesi'nden ihraç edildim. Kanun hükmünde kararnamelerden haberim vardı zaten. 2016'da başlamıştı. Şüphesiz ki ihraç olduğumda KHK ile ihraç edildiğimi söylediklerinde KHK'nın ne kadar vahim bir kanun olduğunu, kanunsuzluk olduğunu anlamıştım. Çünkü bir sürü arkadaşım, zaten binlerce arkadaşım ihraç ediliyordu. Şimdi bugün burada belki çok az kişi olabiliriz ama emin olun bundan birkaç ay öncesine kadar sokağa çıkamayan, ses çıkaramayan ya da ses çıkaran birkaç kişi idik. KHK ile ihraç edildiğinde o sağlıkçıyım ben. Formamla çıkıp kapının önünde oturdum. İşim geri istiyorum. Haksız ve hukuksuzca ihraç ediyorsunuz. Hukuksuzsunuz. Ve de haksızsınız. Diye oturdum. Bunları anlatırken niye anlattım? Aslında çok çok yerde anlattım ama yine de söylüyorum. Şimdi bir Kürt ilinden de gelme bir genç olarak ilk saldırılarla ya da ilk baskılarla karşılaştığımda daha bir küçücük bir çocuktu. Etrafından insanlar işte, yani alınıyordu, öldürülüyordu, kaçırılıyordu. Ve faili meçhul cinayetlerin de tanığıydı ayrıca. Gözaltılarında vesaire. Ve ben İstanbul'a geldiğimde daha 17 yaşındaydı. Kürt illerinden gelmenin verdiği o korku, o hal hep var orada zaten. Dedim ki, yani galiba burada bir siyasi partinin veya HDP öyle diyeyim, gençlik çalışmasını yapacağım. Yaparken ilk kez dedim, yani gözaltına alınır mı acaba? Çünkü gözaltına alınmamıştım daha henüz. Gözaltına alındım, 5 gün vatanda tutuldum. Ve ilk gözaltımı yaşadım. İlk gözaltımı yaşadığımda cesaretin bulaşıcı olduğunu gördüm. Dedim ki, gözaltına da alınacaksın bu ülkede. Öldürülebilirsin de, faili meçhul cinayetlere de kurban gidebilirsin. Ama sen mücadele etmezsen eğer, senden sonrakiler de aynı şeyi yaşayacaklar. İstanbul'a delili tam tamına 25 yıl oldu arkadaşlar. 25 yıldır ya da bizce 40 yıldır Kürt illerinden başlayarak İstanbul'a ve KHK'lardan bahsetmek istiyorum. Haksızlık, hukuksuzluk, zulüm, kaçırma, öldürme, gözaltı ve hep bir hukuksuzluk. Tek sebep vardı, birlik olamamak. Sen şusun, busun, Kürtsün, Alevisin, Çerkessin, Lazsın, muhafazakarsın, solcusun, komünistsin, sosyalistsin. Hepimizi parça parça böldüler.
ve istediklerini başardılar ve istediklerini bugün başardılar. Ancak demokrasi mücadelesi öyle bir mücadele ki bu ülkenin demokrasi mücadelesinde, barış mücadelesinde, adalet mücadelesinde bir taş, bir çakıl taşı bile koyabilmek o kadar önemli ki arkadaşlar. İlk eylemlerinden bir tanesi başörtüsüne özgürlük eylemiydi. Ayrıca muhafazakar bir aileden de gelmeyim ben. Ayrıca İmamoğlu'yum da. Ve şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Evet, bugün bu bugünkü raporlar, benim mahkemem, benim davam, yargılanmaları, kendi çapında işim geri istiyorum eylemlerimin, bugün belki de hiçbir anlamı yok ama ben inanıyorum ki yargılanacaklar. Şimdi bu raporlar tarihe bir iz. Bu çocuklar büyüyecekler ve şunu söyleyecekler. Vay be, bakın bu ülkede böyle şehirler yaşandı. Ben idari mahkemesi iade edip 6 dakika sonra ikinci kez ihraç edildim. Sırf hukuk mücadelesi ve adalet mücadelesi verdiğim için. 6 dakika iade oldum. 6 dakika sonra ikinci kez ihraç edildim arkadaşlar. Kürt olmamdan ötürü, demokrasi mücadelesi vermemden ötürü ve sadece HDP'li olmamdan ötürü atıldım. Buna da eminim. Sadece, bakın sadece HDP'li, sadece muhalif olmamdan ötürü atıldım. Ve mücadele etmeye de devam edeceğiz. Bakın, eğer birlikte, eğer bu HDP'li bana ne? Bu zaten FETÖ'cüydü. Bize ne? Bu zaten muhafazakardı dersek, tam da istediklerini başlamış olacağız. Bugün arkadaşımızın bahsettiği gibi matematik öğretmenimizin diyor ki, yani biz niye öyleyiz? Çünkü biz de bir zamanlar öyleydik. Biz de dedik ki cemaatle hükümet çatışsın, biz de rahat edelim. Geçmişte de Kürtlerle hükümet, Kürtlerle bilmem iktidar çatışsın, biz rahat edelim diye düşünüldü. Yarına bunun öz eleştirisiyle gitmeliyiz. Neden bugün bunu yaşıyoruz diye. Gerçekten Bayram Hocam'a, Ömer Faruk Hocam'a bu raporlardan ötürü gerçekten minnettarız arkadaşlar. Ha diyeceksiniz ki AYM ilgilenmiyor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitsek ne olur, bilmem şu buraya gitsek ne olur, buraya gitsek ne olur, adalet yok, hukuk yok. Ama diyoruz ya, bu raporlar, bu mücadeleler, bugün burada olma cesareti,